Efendim günaydın. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. 6 Nisan 2021 Salı sabahındayız. Saatimiz 5.58. Habertürk'te gün başlıyor da beraberiz. Yaklaşık 3 saat boyunca biz karşılıklı beraber haberlerimizi anlatacağız, yorumlarımızı yapacağız. Gün başlıyor etiketiyle Twitter Murat Güloğlu, Instagram'da Murat Güloğlu TV. Buralardan mesajlarınızı gönderin. Önemli siyasi gelişmeler var hafta sonundan itibaren biliyorsunuz. Ama en önemli gelişmeler tabii koronavirüse dair. 193 kişi daha hayatını kaybetti. Son zamanların en fazla ölü sayısından bahsediyoruz. Allah'tan rahmet dileyelim. 193 vatandaşımıza yeni vaka sayısı da 42 bini aştı. 42.551 olarak tarihe geçti yeni vaka sayısı. Veriler Sağlık Bakanlığı'ndan 245.496 test yapıldı ve bu testle beraber 42.551 yeni vaka, 1706 da yeni hasta tespit edildi. Dediğim gibi 193 kişi hayatını kaybetti. Böylelikle salgında toplam can kaybı 32.456'ya yükselmiş durumda. İyileşen 25.627 hastamız var ve ağır hasta sayısı ise evet bu da artmaya devam ediyor maalesef. 2407 yani hem yoğun bakımda hem de entübede olan ağır hasta sayısı efendim. Ama gelen veriler son derece korkutucu, endişe verici. 42.551 yeni vaka sayısı, 193'te ölüm söz konusu efendim. Allah'tan rahmet diliyorum dediğim gibi. Evet, bir taraftan da Ankara'ya gidelim. Başkentte artan vaka sayılarının ardından yüz yüze eğitim bazı kademelerde sonlandırıldı. Eğitimde yerinde karar uygulaması kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla Ankara'da 5, 6, 7 ile 9, 10 ve 11. sınıflar tam zamanlı uzaktan eğitime geçti. Şu an Ankara'da Türkiye genelinde olduğu gibi mutant nedeniyle vaka artışlarının oldukça fazla olduğu bir dönem içindeyiz. Bu nedenle İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 5, 6, 7 ile 9, 10, 11. sınıflarda haftada 2 gün yüz yüze eğitime son verildi. Tam zamanlı uzaktan eğitime geçildi. Yüz yüze eğitime aslında başlamıştık tam olarak. Sonra pandemi tekrar vakalar arttıkça online eğitime döndük. Ankara'daki vaka artışındaki tırmanış tedirgin ediyor. İllere göre vaka sayısı her 100 bin kişide 272,79 oldu. Ankara'da bazı sınıflar yüz yüze eğitime ara verdi. Online eğitime geçiş yaptı. Çok yayıldığı için virüs bence doğru bir karar. Yani okula gidiyordu 2 gün ama biz de endişeleniyorduk. Bu doğru bir uygulama. İleri yaşlarda vaka sayısı azalmaya başladı. Çünkü 60 yaş üstü aşılananlar, 2 dozu yapılanlar oldukça fazla. Hem enfeksiyon oranlarında gerileme oldu hem de ağır vakalarda azalma meydana geldi. 5, 6, 7 ile lise hazırlık 9, 10, 11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesi kararını Ankara Valiliği duyurdu. Hem çocuklar için hem ebeveynler için çok zor bir durum. Mutsuz çocuklar artık şu an okula gidemedikleri için. Ülke kapanmalı bence. En azından bir ay her şeyle, hastaneler hariç her şeyin kapanması gerektiğini düşünenlerdenim. Buna göre başkentte yüz yüze eğitim okul öncesi ilkokulların tamamıyla 8 ve 12. sınıflarda devam ediyor. İlkokullar haftada 2 gün yüz yüze, 3 günse uzaktan eğitim yapıyor. 8. sınıflar haftada 12 ile 22 saat arasında olmak üzere yüz yüze eğitim için okula gidiyor. 12. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16 ile 24 saat olarak yüz yüze eğitim alıyor. İngiltere'deki tabloda görüldü ki bu varyant çocukları ve gençleri çok daha fazla etkiliyor. Çocuklara arasında hem bulaşma daha kolay oldu hem de çocukların bulaştırıcılığında artma meydana geldi. Dolayısıyla okullarda uzaktan eğitime geçilmesi belli yaş gruplarında isabetli bu uygulama oldu. Okullarımızda maalesef kapanmaya gitmemizde yarar var şu aşamada. Profesör Doktor İsmail Balık, aşı sayesinde risk grubunda olan ileri yaş grubunda vaka sayılarının azaldığını söyledi. Çocuk ve gençlerdeki vakalarda artışa dikkat çekti. Alınan kararın yerinde olduğunu söyledi.
Evet, Ankara'dan gelen haber bu. Bu vesileyle Ankara'daki dostlarımıza da bir sevgi selam gönderelim. Vaka sayıları her yerde giderek artıyor. Tüm Türkiye'miz neredeyse kıpkırmızı durumda malumunuz. Bu süreçte çok daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Vaka sayılarının yükseldiği iki il daha var. İşte onlar da yüz yüze eğitime ara verdi. Bir Eskişehir, iki Erzurum. İşte Eskişehir ve Erzurum'dan uzakta eğitime geçiliyor haberleri geldi. Vaka sayısı 47 günde 12 kat artan Eskişehir'de eğitim öğretimde uzaktan eğitim kararı alınmış durumda. İl Hıfzı Sıhhat Kurulu kentteki tüm eğitim kurumlarının 8 ve 12. sınıfları hariç uzaktan eğitime geçmesini kararlaştırdı. Uzaktan eğitim öğretime geçen bir diğer il ise Erzurum. Erzurum'da ortaokul 8 ve lise 12. sınıflarda seyreltilmiş, yüz yüze eğitime devam edilecek. Okul öncesi eğitim kurumlarında ve özel eğitim okullarında tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilecek. Valilikten yapılan açıklamada alınan kararda son bir haftada genç nüfustaki COVID-19 vaka sayılarındaki yükseliş etkili oldu deniliyor. Sizde ses açıp kapatma yetkisi hep... Evet, koronavirüse dair haberlerimizi aktarmaya devam edeceğiz. Ancak bilinen o ki endişe verici, korkutan veriler sizlerle paylaşmak durumundayız. Ve bu nedenledir ki tedbirlere mümkün mertebe uymakta büyük fayda var. Değerli dostlar, bir taraftan da Ankara'dan, Erzurum'dan, Eskişehir'den işte gördüğünüz gibi uzaktan eğitime geçme haberlerini de aktardık. Siyasette ne oluyor? Tabii ki amirallerin, daha doğrusu emekli amirallerin bildirisi gündemde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli amirallerin Montrö bildirisi için art niyetli bir açıklama bu. Küçümsenemez ve ifade özgürlüğü olarak görülemez dedi. Montrö, Kanal İstanbul tartışmasına da değindi Erdoğan. Kanal İstanbul ile Montrö arasında bağ kurmak yanlış. Montrö'ye bağlılığımız devam ediyor ancak... Ancak gelecekte ihtiyaç olursa her sözleşmeyi gözden geçirmekten de çekinmeyiz ifadelerini kullandı Erdoğan. Bildiride eleştirilen sarıklı amiral konusuna da değindi. O görüntüyü yanlış buluyoruz. Milli Savunma Bakanlığı gereğini yapacak, bildiriye bahane edilemez dedi. Kesinlikle art niyetli bir girişimdir. Geçmişi darbeler ve bildirilerle dolu bir ülkede bir gece yarısı 104 emekli amiralin böyle bir girişimde bulunması asla kabul edilemez. Bunun adına ifade özgürlüğü diyemeyiz. Emekli amirallerin bildirisi için art niyetli dedi, küçümsenemez diye de ekledi. Bazılarının yapılan işi, bunda büyütülecek ne var diyerek küçümseme yoluna gittiklerini görüyoruz. Türkiye'de demokrasiye yönelik her saldırı bu tarz bildirilerin ardından gelmiştir. 27 Mayıs'ta merhum Menderes'e böyle yapmışlardır. 12 Mart yönetimi yine bir bildiriyle müdahale etmiştir. 12 Eylül'den önceki hükümetleri aynı şekilde tehditle sindirmeye çalışmışlardı. 15 Temmuz gecesi silahlı darbe denediler. Ama milletimizin şanlı direnişi karşısında gün ağarırken kuyruklarını kıstırıp kaçmak mecburiyetinde kaldılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli amirallerin Montrö bildirgesi sonrası Beştepe'de kurmaylarıyla değerlendirme toplantısı yaptı. 2 saat 10 dakika süren toplantıya Genelkurmay ve MİT başkanları da katıldı. Açıklamasında Montrö Kanal İstanbul tartışmasına da değindi. Kanal İstanbul ile Montrö arasında kurulan bağ da temelden yanlıştır. Türkiye, Kanal İstanbul sayesinde İstanbul Boğazı'ndaki ağır deniz trafiği yükünü hafifletirken Montrö'deki sınırlamaların dışında tamamen kendi egemenliğinde bir alternatife de kavuşmuş olacaktır. Bu bizim egemenlik mücadelemizdir. Peki biz şu anda İstanbul Boğazı'nda egemen miyiz? Maalesef. Bir başka ifadeyle Kanal İstanbul, Boğaz'daki egemenlik haklarımızı güçlendirecek bir projedir. Montrö'ye bağlılığımız devam ediyor dedi. Bu sözleşme dönemin şartlarında önemli bir kazanımdır. Her şeye rağmen Montrö'nün
ülkemize sağladığı kazanımları önemli görüyor ve daha iyisi için imkan bulana kadar bu sözleşmeye bağlılığımızı sürdürüyoruz. Montreux Sözleşmesi'nden çıkmayla ilgili hali hazırda ne bir çalışmamız ne de böyle bir niyetimiz vardır. Ama gelecekte bu ihtiyaç ortaya çıkarsa ülkemizi daha iyisine kavuşturmak üzere her sözleşmeyi gözden geçirmekten de çekinmeyiz. Erdoğan bildiride eleştirilen sarıklı amiral konusuna da değindi. Bunu yanlış bulduğunu, gereğinin yapıldığını söyledi. Bildiriye bahane edilemez dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin disiplin anlayışıyla bağdaşmayacak fotoğraf veren askere de olumlu bakmadık, bakmayız. Bunun münferit bir hadise olduğu açıkça bellidir. Söz konusu görüntünün yayınlandığı gün Türk Silahlı Kuvvetlerimiz zaten kendi içinde çok yönlü bir idari soruşturmayı hemen başlatmış ve sonuçlandırmıştır. Halen konu üzerinde çalışan Milli Savunma Bakanlığımız da kendi üzerine düşeni mutlaka yapacaktır. Bizim de yanlış bulduğumuz bu görüntünün ülkenin ve milletin topyekün huzursuzluğuna yol açacak bir bildirinin bahanesi olarak kullanılmasını ise kesinlikle art niyetli görüyoruz. Cumhurbaşkanı bildiri tartışmasında CHP'nin tavrını da eleştirdi. Siyasetçilerimizden bazıları da bu kirli kampanyaya destek vererek adeta kendilerini inkar etmektedirler. Biz bildiri yayınlanır yayınlanmaz tüm siyasetçilerin kararlı bir şekilde ve en yüksek sesle karşı duruş sergilerini ve bu noktadaki duruşlarını güçlü bir şekilde beklerdik. Ana muhalefet partisini bir kez daha demokrasiden yana tutum almaya çağırıyoruz. Bu 104 kişinin içerisinde bizzat Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi olan kendisi, karısı, yeğeni, oğlu, şusu busu olanlar var. Şimdi bunları da yakın zamanda yazılı ve görsel medyada göreceksiniz. Ve bu işin merkezinde aslında ana muhalefet partisinin ta kendisi var. Evet, Erdoğan'ın açıklamaları bekleniyordu. İşte bu sözleri söyledi Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan. Bir taraftan da Milli Savunma Bakanı'ndan da açıklama geldi emekli amirallerin bu bildirisine. Tepkiler kapsamında tabii. Efendim, Bakan Akar demokrasimize zarardan başka bir işe yaramadığı açık diyor. Adalet Bakanı'ndan vesayetçi zihniyete izin verilmeyecek açıklaması da geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, AK Parti'den gelen açıklamalara mağdur edebiyatı yorumunu yapanlara da tepki gösteriyor. Bir taraftan da AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, muhalefeti muhtıra siyaseti yapmakla suçluyor. Türk Silahlı Kuvvetleri bildiğinizden çok ama çok yoğun bir şekilde çalışıyor. Terörle mücadele operasyonları devam ediyor. Bu olaylar olurken de böyle bir bildiri falan gibi ortaya bir şey çıkması insanlara ben burada hakikaten moralini, motivasyonunu çok olumsuz etkileyen bir olgu oldu bu. Emekli amirallerin yayımladığı bildiri tartışması siyasetin ana gündem maddesi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye Emekli Subaylar Derneği ve Türkiye Emekli Assubaylar Derneği'nin destek ziyaretinde konuştu. Bildiri için demokrasimize zarar vermekten başka bir işe yaramadığı açık dedi. Bundan dolayı bütün arkadaşlarımız rahatsız oldular. Sadece düşmanlarımızı sevindirdi. Tüm sağda solda içeriden dışarıdan bir sürü fitne fesada rağmen Türk Silahlı Kuvvetleri çok şükür Mehmetçik, siviliyle askeriyle büyük bir fedakarlık ve kahramanlık çerçevesinde gece gündüz demeden asil milletimizin sevgisinden aldığı güçle mücadelesini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra arkadaşlarım sürdürecek. Yani bundan kimsenin şüphesi olmaz. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de emekli amirallerin bildirisine tepki gösterdi. Vesayetçi zihniyet olarak niteledi. Başaramayacaklar dedi. Ülkemizi geriye götürmek isteyen vesayetçi zihniyetin asla ama asla Türkiye'de muvafık olması mümkün değildir. Bunlar başaramayacaklar. Bildiriye AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'tan da tepki geldi. Kimse siyasete yer vermeye kalkmasın dedi. Bir kere herkes haddini bilsin. Öyle bu millete kimse parmak sallamasın.
Kimse bu millete, bu demokrasiye, efendim Türkiye'deki siyasete ayar vermeye kalkmasın. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter'dan açıklama yaptı. Hükümete yönelik mağdur edebiyatı yapıyorlar eleştirilerine yanıt verdi. Lafı eğip bükmeyin, dürüst olun. Her tehdide karşı her zaman uyanık olacağız ifadelerini kullandı. Demokrasiye ve millet iradesine saygı duyan herkesin yapacağı tek şey bu hassiz bildiri karşısında ammasız ve fakatsız tavır almaktır. Lafı eğip bükmeyin, dürüst olun. Ne zamandan beri antidemokratik girişimlere karşı güçlü bir şekilde ses çıkarmak mağduriyet edebiyatı oluyor. Bu hesabi tavrınız millete ve memlekete ihanettir. Türkiye sizin dogmalarınıza ve hükümsüz ideolojik hesaplarınıza kurban edilemez. Her tehdide karşı her zaman uyanık olacağız. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise Merkez Yürütme Kurulu toplantısı devam ederken geçti kameraların karşısına. Bildiriye ilişkin muhalefetin tutumunu eleştirdi. Muhtıra siyaseti yürütüyorlar dedi. Vesayet süreçlerinin tetikleyicisi muhtıralar kadar bir de muhtıra siyaseti vardır. Muhtıra siyaseti nedir? İşte şimdi CHP örneğinde gördüğümüz gibi bu bildirilere sahip çıkmaktır. Bunlar yakın zamana kadar yüksek bir şekilde demokrasiden bahsediyorlardı. Ama ilk muhtırayı gördükleri anda muhtıra siyasetini mutasyona uğratarak tekrar devam ettirmeye başladılar. Bazı partilerin maalesef yazılımı demokrasiyi virüs gibi algılıyor, muhtırayı aşı gibi algılıyor. O sebeple zamanında tavır koyamıyor. Doğru tavır koyamıyor. Efendim iktidar cenahından gelen açıklamalar bunlar. Artı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da dahil olmak üzere mağdur edebiyatı var mı yok mu? Fahrettin Altun'un ifadeleri değerli dostlar. Bir taraftan da muhalefete bakmak lazım. Mesela İyi Parti lideri ne diyor? Akşener. Bakalım emekli amirallerin bildirisinin iktidara koz verdiğini öne sürüyor Akşener ve bir kez daha bu hadiseye zevzeklik diyor. Amirallerin gözaltına alınmasına da tepki gösteriyor Akşener. Bir taraftan da Cumhuriyet Halk Partisi'ne bakalım. Sözcü Öztrak gündemin saptırılmaya çalışıldığını ifade ederken hükümetin evet darbe mağduru rolü oynadığını iddia ediyor Öztrak. Gündüz vakti fikrini söylemek başka bir şey. Gece yarısı paylaşmak başka bir şey. İktidarın elinde, üzerinde tepineceği bir argüman, bir gerekçe oluşturan bu meseleyi zevzeklik olarak değerlendirdim. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, emekli amirallerin bildirisinin iktidara koz verdiğini öne sürdü. Bir kez daha zevzeklik dedi. CHP sözcüsü Öztrak ise iktidarın darbe mağduru rolü oynadığını iddia etti. Açlığı, yoksulluğu, darbe iddialarıyla örtme senaryosu uygulamaya kondu. Erdoğan şahsım hükümeti yeni bir darbe mağduruyum oyununun perdesini açtı. Oynanan bu oyunun da milletimizin gerçek gündemini karartmasına izin vermeyeceğiz. Gerçek gündemi milletimizin açlıktır, işsizliktir, yokluktur, pahalılıktır. Akşener emekli amirallerin gözaltına alınmasını da değerlendirdi. Bu insanları gözaltına alma yoluna giderseniz şunu sorma ve söyleme hakkımız doğar. Şimdi bu zevzekliklerin yapıldığı pek çok iktidar partisi bürokratları var. Muhalefete ayar vermeyi isteyen, bir kısmı sarayda yaşayan, pek çok zevzeklik yapan bürokrat var. Sayın Erdoğan'a ve arkadaşlarına sesleniyorum. Ana muhalefet partisinin genel başkanına hakaret eden, İyi Parti'nin genel başkanına hakaret eden yargıçlardan tutun, saray şürekasına kadar atanmışların zevzekliklerini de gözaltına alarak soruşturun bakalım. Bunun da takipçisi olacağız. Öztrak ise ifade özgürlüğü vurgusu yaptı. Erdoğan şahsım hükümeti Ayasofya baş imamı şeriat istediğinde faize ve İstanbul Sözleşmesi'ne karşı çıktığında buna ses çıkarmıyor. Ama içlerinde Mavi Vatan'ın müellifi olan 15 Temmuz'da FETÖ örgütüyle göğüs göğüse çarpışmış olan emekli amirallerin bulunduğu bir grubun yaptığı bir açıklama darbe yapmak için bir araya gelmek olarak yorumlanıyor. Emekli amirallerin yaptığı paylaşımın yöntem ve şekli elbette eleştirilebilir. Ama bu metinden darbe çıkarmak farklı bir hüner ister. Biz darbenin her türlüsüne karşıyız. Milletimiz Erdoğan şahsım hükümetinin darbe simsarlığından artık bıkmıştır. Öztrak, tarikat merkezine giden sarıklı amiral görüntüsünü hatırlattı. Ama 15 Temmuz'u daha unutmadık. Türkiye'de darbe olmasın istiyorsanız emekli amirallerden değil sarıklı amirallerden korkacaksınız, çekineceksiniz. Ve bugün bir tarikat gitti, onun yerine diğerleri geldi.
Memleket Hareketi lideri Muharrem İnce ise Montrö konusunda amiraller görüş açıklamayacak da kim açıklayacak? Ayasofya imamı mı konuşacak diye sordu. İnce, üniformayla tarikat toplantısına giden askerlere ses çıkarmayanların bu açıklamalardan vesayet çıkarmaya çalışmaları yanlıştır. Osman Öcalan'ı TRT'ye çıkarıp ifade özgürlüğü diyenler, ülkemizin çıkarları için endişelerini belirten emekli amiralleri darbecilikle suçlayıp gözaltına alıyor. Yıllar önce FETÖ ile ortak kumpas kurdunuz, şimdi hangi kumpasın peşindesiniz ifadelerini kullandı. Evet, muhalefetin söylediği işte bunlar değerli dostlar. Yine hem darbe mağduriyeti konusuna değiniliyor, bir taraftan da tabii memleketin gündemi çok daha farklı deniyor ve gündem saptırma olarak da ifade ediliyor. Kim tarafından? Muhalefet tarafından. Onu da aktaralım. Bu arada CHP, HDP ve MHP'nin meclis grup toplantıları da bugün. Bakalım oralarda o neler konuşulacak, hep beraber göreceğiz, duyacağız. 104 emekli amiralin Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin tartışmaya açılmamasını isteyen bildirisi Kanal İstanbul. Evet, polemiğini de yeniden gündeme taşıdı diyebiliriz. Bildirinin Kanal İstanbul'u da hedef aldığını iddia eden iktidar kanadı projenin öneminin şimdi daha da arttığını öne sürüyor. Mutlaka yapacağız diyor. Muhalefet ise bildirinin evet sahte gündem olduğunu, iktidarın bildiriyi Kanal İstanbul'u yapmak için kullanacağını öne sürüyor. Şu an itibariyle Kanal İstanbul proje çalışmaları, imar planları tamamlanmıştır ve ihale hazırlıkları devam etmektedir. 104 emekli amiralin Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin tartışmaya açılmamasını isteyen bildirisi Kanal İstanbul polemiğini de yeniden gündeme taşıdı. Bildirinin Kanal İstanbul'u da hedef aldığını iddia eden iktidar kanadı, projenin öneminin daha da arttığını öne sürdü. Çok yakın bir zamanda bu projeye başlayacak ve kısa sürede tamamlayacak güçte ve kararlılıkta olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da Kanal İstanbul'u yapacağız. Şimdi her zamankinden daha çok inanıyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın inadına yapacağız sözünü hatırlattı. Cumhurbaşkanımızın inadına yapacağız derken tam olarak neyi, hangi mihrakları, kimleri kastettiği ayan beyan ortaya çıkmıştır. Sözde emekli amirallerin yelkenlerini kimin rüzgarıyla şişirdiklerini milletimiz çok iyi bilmektedir. Siz bir söyleyeceksiniz, biz bin yapmaya devam edeceğiz. Olmaz dediğiniz nice projelerimiz gibi Kanal İstanbul'u da milletimize armağan edeceğiz. Muhalefet ise bildirinin sahte gündem olduğunu, iktidarın bildiriyi Kanal İstanbul'a kamuoyu oluşturmak için kullanacağını öne sürdü. Montrö Sözleşmesi'nden çıkılmasın diyenlere bir gözdağıdır. Kanal İstanbul üzerinden okyanus ötesine göz kırpmaktır. Koltukları için bu ülkenin bekasını ve toprak bütünlüğünü tartışmaya açmak isteyebilir. Ama milletimiz buna izin vermeyecektir. Milletimiz sandığın daha fazla gecikmeden önüne gelmesini istiyor. Sandık önüne geldiğinde de gereğini yapacak. CHP sözcüsü Öztrak, iktidara geldiklerinde Kanal İstanbul projesini üstlenecek firmalara ödeme yapmayacaklarını söyledi. Biz iktidara geldiğimizde bu ucube projenin yapımcılarına paralarını ödemeyeceğiz. Bu projeyi kim istiyor? Anketlere bakıyorsunuz. Millet istemiyor. İstanbullular istemiyor. Montrö Sözleşmesi'nden Kanal İstanbul'a yol döşemek, gerekçe üretmek aslında rant sevdasıyla sarhoş olmuş bir zihniyetin ürünüdür. Ve okyanus ötesine selam göndermektir. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da iktidarın emekli amirallerin bildirisini Kanal İstanbul için kullanacağını öne sürdü. Benim üzüntüm şu ki şimdi bu öyle bir havaya girecek ki bu iş. Kanal İstanbul'u ya destekleyeceksin ya da darbesizlik gibi. Şimdi hükümet bundan sonraki günlerde böyle iki tane alternatif insanların önüne koyabilir. Ellerindeki propaganda makinesini böyle çalıştırabilirler. Bu 103 tane amiral adeta altın bir tepsinin içerisinde hükümete bu imkanı sundu. Evet, genel olarak yorumlar bu yönde. Bakalım nasıl, nereye doğru evrilecek bu tartışmalar, hep beraber göreceğiz. Bu arada Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan vefatının yıl dönümünde Milliyetçi Hareket Partisi kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in anıt mezarına ziyarette bulundu. Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Beştepe'den, daha doğrusu değerlendirme toplantısının ardından Beştepe'de bulunan Türkeş'in mezarına gitti. Erdoğan'ı burada Türkeş'in oğlu AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan
kendisine kırmızı ve beyaz karanfiller veren küçük bir çocuğu da sevdi. Tuğrul Türkeş'le mezara karanfiller bırakan ve su döken Erdoğan dua etti. Erdoğan'a ziyaretinde İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti. Efendim 7'ye doğru ilerliyoruz, saatimiz 6.23. Bir kez daha günaydın. Aramıza yeni katılanlar mutlaka vardır. Hem televizyonlarından ya da telefon, tablet her neyse izleyenlerden hem de radyolarından bizi dinleyenlere bir günaydın diyelim. 6 Nisan tarihindeyiz. Güzel bir gün olsun, gün başlıyor etiketiyle gönderebilirsiniz. Twitter Murat Güloğlu, Instagram'da Murat Güloğlu TV buyurunuz. İran'ın yaptıklarına geçelim. İran'ın nükleer faaliyetlerini kısıtlayan 2015 tarihli anlaşmanın geleceğini ele alınacağı görüşmeler Viyana'da başlıyor bugün. Müzakerelerde İran ve Amerika Birleşik Devletleri'nin doğrudan görüşmesi beklenmiyor. İran'la nükleer görüşmeler başlıyor. Kapsamlı ortak eylem planının tarafları bugün Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir araya gelecek. 2015'te Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya ve Çin İran'la nükleer anlaşmaya imza atmıştı. Ancak Amerika Donald Trump'ın başkan seçilmesinin ardından 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilmiş ve İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı. İran ise 2019'da nükleer anlaşmanın bazı maddelerini, 2020'de de anlaşmadan kaynaklanan tam taahhütleri askıya aldığını açıklamıştı. Bugün gerçekleşecek toplantıda 2015 tarihli nükleer anlaşmanın geleceği ele alınacak. Ayrıca Amerika'nın nükleer anlaşmadan çekilme kararı da masaya yatırılacak. Toplantıya anlaşmaya taraf Almanya, İngiltere, Fransa, Çin, Rusya ve İran'dan diplomatlar katılacak. Ülkelerin temsilcileri Amerikalı yetkililerle ayrı ayrı görüşecek. Toplantıda İran ve Amerika'nın doğrudan görüşmesi ise beklenmiyor. Washington yönetimi daha önce doğrudan görüşmeye de hazır olduklarını duyurdu ancak İran yaptırımlar kaldırılmadan görüşmeyeceğiz demişti. Uzmanlar toplantının somut bir sonuçtan ziyade tarafların yakınlaşması açısından önemli olduğu görüşünde. Evet, anlaşma daha evvel de Viyana'da imzalanmıştı. Onu bir aktaralım. Bir taraftan da Ukrayna gerilimi var. Rusya ile Ukrayna gerilimi. İşte bununla ilgili olarak Amerika Birleşik Devletleri ile temasta olduklarını açıkladı Rusya. Açıklama Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Rabkov'dan geldi. Rabkov, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'daki durumla ilgili olarak en üst düzeyde temas halinde diyor. Moskova'nın Washington'a endişelenecek bir şey olmadığı konusunda garanti verdiğini de söyledi. Daha önce Kremlin de benzer bir açıklama yapmış. Rusya'nın Ukrayna sınırına asker sevkiyatının savunma amaçlı olduğu ve hiç kimse için bir tehdit oluşturmadığını savunmuştu. Rusya-Ukrayna geriliminde gelinen son nokta budur efendim. Bu arada Vladimir Putin, zannediyoruz ki ölene kadar Rusya'nın başında kalacak devlet başkanı Putin, attığı bir imza ile 2036'ya kadar başkan olmasının önünü açtı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kendisini 84 yaşına dek Kremlin'de tutacak imzayı attı. Rus lider görevdeki devlet başkanının yani kendisinin iki dönem daha aday olmasını sağlayacak yasa değişikliğini onayladı. Değişiklikte iki dönem kuralı getirildi. Ancak yasa yürürlüğe girmeden önce devlet başkanlığı yapanlar bu kuraldan muaf tutuldu. Böylece görev süresi 3 yıldan sonra dolacak Putin bugüne kadar görev yapmamış sayıldı. 2036'ya kadar koltuğunu korumasının yolu açıldı. Yasa değişikliğinde devlet başkanı seçilebilecek kişilerin özellikleri de sıralandı. Buna göre 35 yaşından büyük, çifte vatandaşlığı ya da başka ülkede oturum izni olmayan kişiler devlet başkanı olabilecek. Seçim mevzuatındaki değişiklik, Rusya'da halk oylamasına sunulan anayasa değişikliğinin bir parçası. Haziran 2020'deki referandumda kabul edilen anayasa değişikliği görev süresini uzatmanın yanı sıra Putin'e anayasa mahkemesi yargıçlarını atama yetkisi de veriyor. Evet, 2036'ya kadar Putin Rusya'nın başında duracak. Tabii ki seçimler de söz konusu ama hani baktığınız zaman başkan olmasının önü açıldı. Dünyada Putin'i
Örnek alan liderler elbette vardır. Bakalım onlar da bu yola girecek mi, hep beraber onu da göreceğiz. Tüm dünyadan bahsediyorum. Bilim insanları insan beynini kablosuz olarak bir bilgisayara bağlamayı başardı. Bu son derece önemli bir gelişme, tarihte bir ilk. Şimdi bu çalışma ile düşünce gücüyle bilgisayara başarıyla komut veriliyor. Arada herhangi bir kablo ya da başka bir şey yok. Çalışma özellikle felçli hastalar için bir dönüm noktası olarak görülüyor. Bilim insanları bir ilke imza attı. İnsan beyni kablosuz olarak bir bilgisayara bağlandı. Komutlar bilgisayara düşünce gücüyle iletildi. Çalışma Amerika'da Brown Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından yürütüldü. Testler 63 ve 35 yaşlarındaki iki felçli hasta üzerinde yapıldı. Hastaların beyninin motor korteksine bir cihaz takıldı ve bilgisayara komut vermeleri istendi. Beyin gücüyle iletilen mesajlar bilgisayara başarıyla ulaştı. Hastalar evlerinde 24 saat boyunca sistemi başarıyla kullanmaya devam etti. Araştırma ekibi sinyallerin neredeyse kablolu ekipmanlarla yapılan çalışmalarla aynı doğrulukla kaydedildiğini açıkladı. Araştırma felçli hastalar için bir dönüm noktası olarak nitelendiriliyor. Nörol bağ projeleri özellikle son dönemde Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk'la gündeme gelmişti. Ünlü girişimci beyne yerleştirilecek bozuk para büyüklüğündeki bir çiple felçten depresyona kadar pek çok hastalığın çözülebileceğini iddia ediyor. Son araştırma bu teknolojide önemli bir ilerleme olarak görülüyor. Son derece önemli bir gelişme değerli dostlarımız. İlerleyen zamanlarda buna dair yeni buluşları da elbette ki rastlayacağız. Bir taraftan da COVID sürecinde bakalım. Şimdi bir aşılama dalgası devam ediyor. Tüm dünyada COVID-19'a karşı aşı çalışmalarında tam 600 milyon dozdan fazla aşı yapılmış durumda. Amerika Birleşik Devletleri hem vaka sayısında hem de ölüm sayısında evet başı çekiyor ama dünyada en fazla doz aşı yapan ülke aynı zamanda Türkiye'de listede yani aşılama listesinde 6. sırada yer alıyor. Dünya genelinde COVID-19'a karşı bağışıklık geliştirmek için aşılama çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda şimdiye kadar 660 milyon dozdan fazla COVID-19 aşısı yapıldı. Aşı verilerinin değerlendirildiği Our World in Data sitesine göre Amerika Birleşik Devletleri 165 milyon 50 binden fazla dozla dünyada en fazla aşı yapılan ülke. Onu 139 milyondan fazla dozla Çin izliyor. Hindistan, İngiltere, Brezilya ilk 5'te yer alırken Türkiye dünyada en fazla doz aşı yapılan 6. ülke olarak görülüyor. Nüfusu oranla her 100 kişide en fazla doz aşı yapılan ülke ise İsrail oldu. Şu ana dek uygulanan doz sayısının ülke nüfusunu aştığı İsrail'de her 100 kişiye düşen doz sayısı 116.79 olarak görülüyor. İsrail ise ilk 3 sırada Şeyseller ve Birleşik Arap Emirlikleri takip etti. Evet baktığımız zaman Amerika 165 milyon, Çin 136 milyon, Avrupa Birliği 80, Hindistan 76 milyon, İngiltere 37 milyon ve Türkiye 16 milyon 796 bin 949 doz aşılamayla üst sıralarda. Tabii aşılar geldikçe, tedarik edildikçe eminiz ki bu rakam daha da üst sıralara çıkartacaktır Türkiye'yi. Hem Sinovac aşılarından bahsediyoruz Türkiye'de ve BioNTech aşıları da artık devreye girdi. Geldikçe aşılamalar devam ediyor. Bu da son derece önemli. Peki efendim şimdi nüfusunun %12'sine aşının birinci dozunu yapan Almanya. Nüfusunun %12'sine sadece. Aşı olanlara bazı özgürlükler tanınmasını tartışıyor. Sağlık Bakanı'nın açıklamasına göre aşı olanlar Almanya'da yeni bir test yaptırmadan hem mağazalara hem de kuaförlere gidebilecek. Bakanın önerisine destek ve eleştiri var. Almanya koronavirüs aşısı olanlara bazı özgürlükler tanınmasını tartışıyor. Ülkenin birçok eyaletinde mağazalara girebilmek ve kuaföre gidebilmek için koronavirüs testinin negatif olması şart. Sağlık Bakanı, salgının 3. dalgasının ardından kısıtlamalarda esneme yapılacağını belirtti. Bununla birlikte aşı olanlara da bazı serbestliklerin tanınabileceğini açıkladı. Aşı olanların yeni bir test yaptırmadan mağazalara ve kuaföre gidebileceğini, ayrıca karantinaya girmelerine gerek olmadığını söyledi.
Bakanın açıklaması ülkede tartışmalara yol açtı. Bazı milletvekilleri bakana destek verirken aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi Sağlık Bakanı'nın önerisini eleştirdi. Partinin meclis grup başkanı aşı olanlara daha fazla özgürlük verilmesinin aşı olmayanları veya olmak istemeyenleri etiketleme anlamına geldiğini savundu. İçişleri Bakanı ise salgınla mücadelede federal yasal düzenleme önerisini gündeme getirdi. Eyaletlere göre farklılık gösteren tedbirlerin bir yasal düzenlemeyle aynı olmasını önerdi. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre nüfusu 83 milyon olan Almanya'da nüfusun yaklaşık %12'si en az bir doz aşı oldu. Yaklaşık 4,3 milyon kişiye ise 2 doz aşı uygulandı. Evet, Almanya'da durum bu görüldüğü üzere. Bir taraftan da Avrupa'dan devam edelim. Şimdi İtalya kapalı, İngiltere nispi olarak açmaya devam ediyor. Fransa'nın durumunu zaten biliyorsunuz ama Fransa'da bir başka tartışma var şimdi. Koronavirüs salgını nedeniyle üçüncü kez kapandı Fransa. Ve Fransa'da bazı bakanlar yer altında kaçak faaliyet gösteren restoranlarda yemek yemekle suçlanıyorlar. Fransa'da İçişleri Bakanı Paris Polis Müdürlüğü'nden soruşturma açılmasını talep etti. Fransa'nın başkenti Paris'te lüks restoranlar gizlice açıldı. Bazı bakan ve milletvekillerinin koronavirüs kısıtlamalarını ihlal ederek bu restoranlarda yemek yediği ileri sürüldü. MC's televizyon kanalının gizli kamerayla yaptığı çekimlerde yer altına kurulmuş lüks restoranların ünlü şeflerin hazırladığı menülerle gizlice hizmet verdiği görüntülendi. Bu görüntülerde kısıtlamalar gereği sadece paket servis hizmeti vermesi gereken restoranlarda garsonlar ve müşterilerin maskesiz olduğu görülüyor. Bir kişi bu lüks restoranların bazılarında bakanlar ve milletvekilleriyle yemek yediğini söylüyor. Televizyonda yayınlanan görüntülerin ardından İçişleri Bakanı Twitter'dan açıklama yaptı. Paris Polis Müdürlüğü'nden soruşturma açılmasını istedi. Doğrulanması halinde bu restoranların sahipleri ve müşteriler hakkında kovuşturma başlatılması için talep gönderdi. Bunun üzerine iddialara ilişkin soruşturma açıldı. İçişleri Bakanlığı Mart sonunda duyurulan kısıtlama kurallarında ülke genelinde 6'dan fazla kişinin bir araya gelmesini yasaklamıştı. Öte yandan üçüncü kez kapanan Fransa'da 3 Nisan'dan itibaren 4 haftalığına sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlandı. Ülke genelinde temel ihtiyaç ürünleri satan iş yerleri dışındaki her yer kapatıldı. Evet, Fransa'dan çok da aşina olduğumuz haberler bu şekilde geliyor gördüğünüz gibi. Tabii bir taraftan da aşılaması olan insanlar da evlerinde durmak istemiyor. Dolayısıyla efendim bu tür haberleri daha da vereceğiz gibi gözükmekte. Şimdi dünya genelinde yaklaşık 3 milyon insanın hayatını kaybetmesine neden olan şimdilik. Neden olan koronavirüs salgını en çok sağlık çalışanlarını etkiledi. İspanya'da çalışan bir yoğun bakım hemşiresi bu etkiyi bir yıl arayla çekilen İki fotoğrafta gösteriyor. Salgından önce böyleydi. Salgınla geçen bir yılın sonunda ise böyle. İspanya'da bir yoğun bakım hemşiresi salgınla mücadelenin etkilerini bir yıl arayla çekilen iki fotoğrafını yan yana paylaşarak gözler önüne serdi. Başkent Madrid'deki bir hastanenin yoğun bakım servisinde çalışan Victor Aparicio iki fotoğraf arasında bir yıl olduğunu yazdı. 40 yaşındaki yoğun bakım hemşiresi salgının üzerinde yarattığı değişime dikkat çekti. Dışımdaki değişimin açık olduğunu düşünüyorum. İçimdekini ise hayal edemezsiniz dedi. İki fotoğraf arasındaki fark sosyal medyada büyük ilgi gördü. Paylaşımın ardından İspanya'da sağlık çalışanlarının mücadelesinin sembolü haline gelen hemşire bize zarar veren bir yıl oldu. En çok dikkatimi çeken artık saçım ve sakalımın beyazlarla dolu olmasıydı. Viral olacağını düşünmemiştim açıklamasında bulundu. İspanya'da yaklaşık 3,3 milyon insana koronavirüs bulaştı. 75 binden fazla insan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Başkent Madrid ülkede salgından en çok etkilenen yerlerin başında geliyor. Evet, bu süreçte sadece İspanya'da, Avrupa'da, Amerika'da değil, Türkiye'de değil, dünyanın dört bir yanında değerli dostlar, sağlık çalışanlarına çok büyük görevler düştü ve elbette ki çok kutsal bir işe de imza attılar. Hakları asla ödenmez. Zaten kimi ülkelerde de ödenmiyor. Efendim, Hristiyan dünyasından bahsedeceğiz. Bir kez daha Paskalya Bayramı'nı salgın sebebiyle alınan önlemler gölgesinde kutlamak zorunda kaldı Papa Francis.
Paskalya mesajında yoksul ülkeler için aşı çağrısı yaptı. Salgın sürecinde devam eden silahlı çatışmaları ise skandal olarak tanımlıyor. Hristiyan dünyası Paskalya bayramını koronavirüs salgınının gölgesinde kutladı. Papa Francis, Paskalya konuşmasında yoksul ülkeler için aşı çağrısı yaptı. Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Paskalya konuşmasını Vatikan'da San Pietro Meydanı'na bakan balkon yerine Aziz Petrus Bazilikası'nda yaptı. Amaç kalabalık grupların toplanmasını engellemekti. Papa geleneksel Paskalya mesajını kilisede yaklaşık 200 kişiye hitaben okudu. Papa Paskalya mesajında yoksullara devlet yardımı ve aşı dağıtımına vurgu yaptı. Aşılar salgınla mücadelede önemli bir araç. Tüm uluslararası toplumu küresel bir sorumlulukla aşı dağıtımındaki gecikmelerin üstesinden gelmeye ve özellikle yoksul ülkelerdeki aşının yaygınlaştırılmasında kararlı olmaya çağırıyorum. Papa salgına rağmen çatışmaların sürmesini de skandal olarak niteledi. Pandemi devam ederken ekonomik kriz özellikle yoksulları vurmaya devam ediyor. Skandal olan da silahlı çatışmalar sona ermedi ve silahlanma hala sürüyor. Paskalya nedeniyle 3-5 Nisan tarihleri arasında ülke çapında vatandaşlardan gerekli olmadıkça dışarı çıkmamaları istendi. Kısıtlamalar nedeniyle San Pietro Meydanı'nda ise yalnızca polisler vardı. Toplam vaka sayısının 3,6 milyonu geçtiği İtalya'da günlük vaka sayıları 20 binin üzerinde seyrediyor. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 110 binin üzerinde. Efendim devam ediyoruz. Gün başlıyordasınız. 6 Nisan tarihindeyiz. Bendeniz Murat Güloğlu, ekip arkadaşlarım adına hepinize mutlu ve tabii ki sağlıklı bir gün diliyorum. Tropik fırtınanın vurduğu Endonezya ve Doğu Timor'a gidelim. İşte bu iki ülkede 100 kişi hayatını kaybetti. Gelen veriler bu yönde. Şiddetli yağışın hafta ortasına kadar süreceği ifade ediliyor. Bu nedenle ölü sayısının artmasından endişe edilmekte. Sağanak yağış sele, sel toprak kaymalarına neden oldu. Endonezya ve Doğu Timor felaketi yaşadı. Güneydoğu Asya'yı vuran tropik hortum Endonezya'nın batısını ve Doğu Timor'u vurdu. Yoğun yağış nedeniyle sel ve toprak kaymaları meydana geldi. Yüzden fazla kişi hayatını kaybetti. Onlarca kişi ise kayboldu. Arama çalışmaları devam ederken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Sel ve toprak kayması altyapının zaten yetersiz olduğu yerlerde maddi hasara da yol açtı. Çok sayıda ev ve iş yeri kullanılamaz hale geldi. Binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Onlar kadar şanslı olmayanlarsa sudan kaçmak için evlerin çatılarına sığındı. Ancak su ve çamur kaplı yollar kurtarma ekiplerinin evlerinde mahsur kalanlara ulaşmasını engelledi. Yetkililer tropik fırtınanın hafta ortasına kadar etkisini sürdürmesinin beklendiğini duyurdu. Evet, tropik fırtınadan bahis açıyoruz. Dün Hüseyin Öztel arkadaşımız, meteoroloji mühendisimiz de ifade etti. Bu hafta da önemli, aman dikkat, özellikle Perşembe tüm Türkiye'de yağış ciddi anlamda kendisini gösterecek. Peki gelelim koronavirüse dair toplumsal haberlere. Efendim koronavirüs vaka sayıları malum ve maalesef ki katlanarak artmaya devam ediyor Türkiye'mizde. Mesela Eskişehir 47 günde, yani 1,5 ay içinde vakalar 12 kat arttı yeni mutasyonla beraber. Bir araya gelme nedenleri kente göre değişse de vaka artışına etki eden önemli faktörlerden biri nedir? Tabii ki kapalı mekanlardaki buluşmalar. Kimi doğum günü kutlamak için buluşuyor, kimi de mantı günü yapıyor. Nedenler farklı olsa da sonuç koronavirüs vakalarının katlanarak artması oluyor. Koronavirüs vaka sayılarındaki artış sürüyor. Bazı illerde artışın boyutu ürkütücü. O illerden biri de Eskişehir. Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs yoğunluk haritalarına göre vaka sayısı 47 günde neredeyse 12 katına çıktı. 100 binde 30'dan 358'e yükseldi. Bilyasyon ekipleri Eskişehir'de vaka artışlarının kadınların gün ve doğum günü gibi etkinlikler yapmasından kaynaklandığını belirledi. Kayseri'de de toplanma nedenleri farklı. Sonuçsa aynıydı. Apartmanlarda bir araya gelmeler çok oluyor. Günler oluyor. Mantı kesmek için bir araya geldiği zaman hanımefendilerde çok yoğun bir şekilde vaka sayısı görüldü.
Niye? Uzun süre oturuyorsunuz kapalı alanda ve haliyle bu da riski artırmış oluyor. Kayseri'de 100 bin kişide görülen vaka sayısı 196'dan 315'e yükseldi. Kırmızı kategorideki Rize'de de vaka sayısı 250'den 404'e çıktı. Vaka sayısı yüksek olan Topluca, Pirinçlik ve Kiremit köyleri karantinaya alındı. Bakınız, olayın vehametini göstermesi açısından önemli. 47 günde sadece 47 günde vakalar Eskişehir'de, Eskişehir gibi bir ilimizde 12 kat arttı. Ve düşünün, tüm Türkiye'de bu böyle değerli dostlar. Dolayısıyla Ramazan'da belli kısıtlamalara gidilecek ama bir de sonunda bayram var. Son derece önemli günlerden geçiyoruz, görmektesiniz. Tıp öğrencisi Sude ve babası davalık oldu. İddia o ki zengin iş insanı boşandığı eşiyle görüşen kızını mahkemeden, daha doğrusu nafakadan mahrum bıraktı. Detayları tıp öğrencisi Sude anlattı bize. Doktor olabilmek için öz babama dava açmak zorunda kaldım. Tıp fakültesi öğrencisi eğitim masraflarına destek vermediği iddiasıyla babasına dava açtı. Babam ve annem boşanma aşamasındalar ve ben doktor olma hayaliyle yaşayan bir genç kızım. Babam annemle görüştüğüm için üniversite ücretimi ödemiyor. Senetle borçlanıp bu yıl okuyabiliyorum. Ama babam üniversite ücretimi ödemezse okula devam edememe olasılığım var. 18 yaşındaki Sudeçe İstanbul'daki bir özel üniversitede tıp fakültesi öğrencisi. Anne ve babası geçen sene boşandı. Mahkeme Sude'ye 5000 lira verilmesine karar verdi. Ancak iş insanı Tuncay Çe, iddiaya göre annesiyle görüştüğü için bu parayı kızına ödemedi. Babamı da annemi de çok seviyorum. İkisinin arasında cezalandırılmak istemiyorum. Sude Çe, yaşadığı sorunu mahkemeye taşıdı. Babasına nafaka davası açtı. Kendisinin özel şoförü, masörü, doktoru, hizmetçisi, aşçısı, evinde yaptırdığı hamamda kese yapmakla görevli tellalı bulunmaktadır. Bu kadar zenginliğe sahip davalı Tuncay, eşiyle boşanma davasını bahane gösterip kızını cezalandırmak için kızının üniversite ücretlerini karşılamamaktadır. Taraflar önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. Evet, gördüğünüz gibi bir garip dava, bakalım nasıl sonuçlanacak, göreceğiz. Efendim, çocukların yere atarak patlattığı bir kavanoz, reçel kavanozu ne yaptı? Polisi alarma geçirdi. Olay yeri inceleme ekiplerinin bile dahil olduğu olayın detayları. Buyurunuz, izleyelim bakalım. Olay yeri inceleme ekipleri geldi. Güvenlik şeridi bile çekildi. Çöp kutusu ve çevresindeki kırmızı lekeler ekipleri alarma geçirdi. Her şeyin sebebi patlayan reçel kavanozuydu. Eskişehir'de kana benzeyen izleri görenler polise haber verdi. İncelemelere cinayet büro ekipleri de dahil oldu. Ekipler izlerin olduğu bölgeye güvenlik şeridi çekti. Ekipler çöp konteynerindeki poşetleri inceledi. Apartman sakinleriyle görüştü. Bir sonuç alamayınca güvenlik kameralarını mercek altına aldılar. Gerçekte kamera görüntüleriyle ortaya çıktı. Çocuklar çöp konteynerinde buldukları reçel kavanozunu açamayınca yere atmıştı. Patlayan reçel kavanozu etrafa saçıldı. Kan izi gibi görünen reçel çevredekileri alarma geçirdi. Efendim, Trabzon'dan bir arkadaşımız, 17 yaşındaki Mert kardeşimiz, teknoloji devi, Türkiye'de değil tüm dünyada teknoloji devi firmanın reklam yüzü olmaya hazırlanıyor şimdilerde. İnternette gördüğü reklama başvuran Mert'in hayatı bir anda nasıl değişti, izleyelim. Bana olumlu bir şekilde yönlendirdiler. Çok mutlu oldum. Şans yüzüne güldü. Mülakatları geçti. Adım adım Kaliforniya'ya doğru ilerledi. Topal birkaç ay sonra dünya teknoloji devinin reklam yüzü olmaya hazırlanıyor. Ben de inanmıyordum yani aslında böyle bir şey, yani umudum yoktu. 17 yaşındaki Mert Topal Trabzon'da yaşıyor. Lise öğrencisi Topal aynı zamanda Trabzonspor'un altyapısında top koşturuyor. Mert geçtiğimiz günlerde teknoloji devinin internet üzerinde başlattığı reklam yüzü ilanına başvuru yaptı. İlana olumlu yanıt alan Mert daha sonra da mülakata çağrıldı. Birkaç mülakattan geçtim. Onlar da olumlu sonuçlanınca bu durumu aileme anlatmaya karar verdim. Ailesi de duruma Mert kadar sevindi. Mert annesiyle birlikte 20 Nisan'da Amerika Birleşik Devletleri yolcusu. Reklam çekimleri Kaliforniya'da yapılacak. Bana rüyaymış gibi geliyor ama en iyi şekilde Türkiye'yi temsil edeceğim. Benim abim çok yakışıklı. Onu reklamda haber izleyeceğim. Anne oğul 4 ay Kaliforniya'da kalacak.
Sonrası hayalleri gerçekleştirme vakti. Ve yüklü bir miktarda ücret alacağım. İlk önce ilk yapacağım iş kardeşlerim ve abim olsun, eğitime önem vereceğim. Eğitime yatıracağım. Sonra babamla birlikte birkaç planımız var, yatırım yapmayı düşünüyoruz. Hadi hayırlısı. Mert'i tüm dünya reklam panolarında göreceğiz gibimize geliyor. Peki sevgi selam. Burdur Gölü'nde son günlerde yaşanan bir patlama var. Ne patlaması? Alk patlaması sonucu. Suyun rengi yeşilimsi kahverengi görünüm aldı. Burdur Gölü'nde uzmanlar olumsuz bir durum olmadığını açıkladı. Burdur Gölü yeşile döndü. Nedeni ise alk patlaması. Bu görüntü zaten klasik bir şekilde ilkbahar aylarında her gölde gözükebilecek bu durum. Burdur Gölü'nün güneydoğu sahillerinde suyun rengi değişti. Şeker plajı, halk plajı ve kuş gözlemevinin önündeki bölgede su yeşilimsi, kahverengi bir görünüm aldı. İlkbahar karışımıyla gölün dibindeki zengin fosfor ve azot gibi mineraller suya karışır. Etkili güneş ışığıyla beraber fitoplanktonik organizmalarda çok yoğun bir gelişim görebiliriz. Bu duruma ilkbahar patlaması diyoruz. Gölün rengini değiştiren alk patlaması. Uzmanlar endişe edecek bir durum olmadığını belirtti. Elimizdeki örnekte gördüğümüz organizmalar tek hücreli yeşil alkler. Bunlar kötü bir şey değil. Çok toksik ya da olumsuz bir durum söz konusu değil. Her yıl ilkbaharda görülen bu durumun bir ay daha devam etmesi bekleniyor. Efendim Burdur Gölü'nün hemen yanı başına gidelim, Salda Gölü'ne. NASA'nın araştırmalarına konu oluyor biliyorsunuz Salda Gölü. Beyaz kumu ve turkuaz mavisi suyuyla son yılların en önemli cazibe merkezi efendim Salda. Kendi yarasını iyileştirdi diyebiliriz. İnsan sağlığına iyi geldiği için oluşturulan ama göle zarar veren çamur çukurları kendiliğinden kapanmaya başladı. Doğa kendi yaralarını kendi sardı. Salda Gölü'nde ziyaretçiler tarafından oluşturulan çamur çukurları kendiliğinden kapanmaya başladı. Salda'nın Beyaz Adalar sahilinde insan sağlığına iyi geldiği gerekçesiyle çamur çukurlar açılmıştı. Özellikle Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin Salda Gölü'nü Mars'taki Jezero krateriyle benzer göstermesi var olan ilgiyi daha da arttırdı. İnsana faydalı diye açılan çukurlar bu kez Salda'nın doğasına zarar verdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı duruma el attı. 15 Ekim 2020'de Beyaz Adalar kısmına ziyaretçi yasağı getirildi. Burdur Valiliği de Beyaz Adalar kısmında çamur banyosu yapılmasını, kil ve çamur alınmasını yasakladı. Ziyaretçiler için konulan barakalar kaldırıldı. Sigara içmek yasaklandı. Araç girişi ahşap bariyerlerle engellendi. 6 aylık ziyaret yasağı sonuç verdi. Sahil kendi kendine yenilendi. Çamur çukurları gözle görülür şekilde azaldı. Efendim gün başlıyor, devam ediyor. Saat başında bir araya geleceğiz ama öncesinde kültür ve sanat dünyamızda ne oluyor ona bakacağız ama sonrasında da bir klibimiz olacak efendim. Türk müziğinin efsane sesi Cem Karaca. İşte onun dün doğum günü idi. 5 Nisan 1945'te doğdu ve tarihe asla silinmeyecek şarkılar bıraktı. Duruşuyla, tavrıyla, tarzıyla önemli bir sanatçıydı. Tamirci Çırağı, Parka, Namus Belası, Bu Son Olsun, Resimdeki Gözyaşları, Çok Yorgunum ve daha niceleri. Ustayı saygıyla, rahmetle anıyoruz. İyi ki doğdun diyoruz. Oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, bestesini Igor Stravinsky'nin yaptığı Askerin Öyküsü adlı oyunda anlatıcı olarak sahne alıyor. Şef Orçun Orçunsel'in yönetimindeki etkinlikte ressam Arbil Çelen Yuca eş zamanlı olarak hikayeyi tuvale aktaracak. Begüm Han Can Bulatoğlu ise dans performansı sergileyecek. 9 Nisan saat 20'de Cemal Reşit Rey Konser Salonu YouTube kanalında yayınlanacak oyun 2 gün boyunca izlenebilir. ...71 ülkeden toplam 2048 kısa filmin başvurduğu 17. Akbank Kısa Film Festivali yarışma sonuçları açıklandı. Ulusal yarışma bölümünde en iyi kısa film ödülünü yönetmenliğini Murat Uğurlu'nun üstlendiği Tapınak filmi aldı.
Uluslararası yarışma bölümünde Sameh Ala'nın yönetmenliğini yaptığı I'm Afraid to Forget Your Face adlı filmiyle en iyi kısa film ödülünü alırken 687 senaryonun başvurduğu Akbank Kısa Film Forum bölümünde Uğur Şahin'in Karda İzler projesi en iyi senaryo ödülünü aldı. Sanatoryum 20 Nisan 23 Mayıs tarihinde Farid Rasulov'un Kurban Olurum başlıklı Türkiye'deki ilk kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. Galatasaray Spor Kulübü'nün kurucusu ve ilk başkanı Ali Samiye'nin anısına fotoğraf kupası düzenleniyor. GS Spor ve Fotokap işbirliğiyle düzenlenen sarı kırmızı temalı yarışmaya son katılım tarihi 11 Nisan. Kendine has tarzı ve vokaliyle son dönemde müzik dünyasının sevilen kadın yorumcularından biri olmayı başaran Melek Mosso, sonrası Kalır isimli 3 şarkılık EP'sinin ikinci şarkısı Ağlarsam'ı dijital platformlarda yayınladı. Sanatçı Evrencan Gündüz, Sen de İnanma isimli yeni teklisini hayranlarının beğenisine sundu. Warner J. Sauer'ın ve James W. Tankard tarafından 1979 yılında kaleme alınan İletişim Teorileri kitabı Profesör Doktor Ali Atıf Pir'in çevirisi ve ön sözünü yazdığı genişletilmiş 5. baskısıyla raflarda yerini aldı. Efendim günaydın. Habertürk'tesiniz. Gün başlıyordasınız. Ben Murat Güloğlu. Ekip arkadaşlarım adına hepinize mutlu ve tabii ki sağlıklı bir gün diliyorum. Hem radyolarından dinleyen hem de izleyen televizyonlarından ya da telefon ya da tabletlerinden bir sevgi selam gönderelim. Gün başlıyor etiketiyle. Gönderiniz efendim mesajlarınızı Twitter Murat Güloğlu, Instagram'da Murat Güloğlu TV. 6 Nisan tarihindeyiz. Salı sabahındayız. Ve buyurunuz, koronavirüse dair önemli gelişmeler var. Aktaracağız. Ama malum emekli amirallerin Montrö bildirisi için konuşmalar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ne dedi bakalım. Art niyetli bir açıklamadır diyor bu bildiri için. Küçümsenemez ve ifade özgürlüğü olarak görülemez diye de ekliyor. Montrö Kanal İstanbul tartışmasına da değiniyor tabii. Kanal İstanbul ile Montrö arasında bağ kurmak yanlış. Montrö'ye bağlılığımız devam ediyor ancak gelecekte ihtiyaç olur ise her sözleşmeyi gözden geçirmekten de çekinmeyiz diyor. Bir taraftan da bildiride eleştirilen bir şahıs var idi, sarıklı amiral. İşte bu konuya da değindi Erdoğan. O görüntüyü yanlış buluyoruz. Milli Savunma Bakanlığı gereğini yapacak. Bildiriye bahane edilemez diyor. Kesinlikle art niyetli bir girişimdir. Geçmişi darbeler ve bildirilerle dolu bir ülkede bir gece yarısı 104 emekli amiralin böyle bir girişimde bulunması asla kabul edilemez.
Bunun adına ifade özgürlüğü diyemeyiz. Emekli amirallerin bildirisi için art niyetli dedi. Küçümsenemez diye de ekledi. Bazılarının yapılan işi, bunda büyütülecek ne var diyerek küçümseme yoluna gittiklerini görüyoruz. Türkiye'de demokrasiye yönelik her saldırı bu tarz bildirilerin ardından gelmiştir. 27 Mayıs'ta merhum Menderes'e böyle yapmışlardır. 12 Mart yönetimi yine bir bildiriyle müdahale etmiştir. 12 Eylül'den önceki hükümetleri aynı şekilde tehditle sindirmeye çalışmışlardı. 15 Temmuz gecesi silahlı darbe denediler. Ama milletimizin şanlı direnişi karşısında gün ağarırken kuyruklarını kıstırıp kaçmak mecburiyetinde kaldılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli amirallerin Montrö bildirgesi sonrası Beştepe'de kurmaylarıyla değerlendirme toplantısı yaptı. 2 saat 10 dakika süren toplantıya Genelkurmay ve MİT başkanları da katıldı. Açıklamasında Montrö Kanal İstanbul tartışmasına da değindi. Kanal İstanbul ile Montrö arasında kurulan bağ da temelden yanlıştır. Türkiye, Kanal İstanbul sayesinde İstanbul Boğazı'ndaki ağır deniz trafiği yükünü hafifletirken Montrö'deki sınırlamaların dışında tamamen kendi egemenliğinde bir alternatife de kavuşmuş olacaktır. Bu bizim egemenlik mücadelemizdir. Peki biz şu anda İstanbul Boğazı'nda egemen miyiz? Maalesef. Bir başka ifadeyle Kanal İstanbul, Boğaz'daki egemenlik haklarımızı güçlendirecek bir projedir. Montrö'ye bağlılığımız devam ediyor dedi. Bu sözleşme dönemin şartlarında önemli bir kazanımdır. Her şeye rağmen Montrö'nün ülkemize sağladığı kazanımları önemli görüyor ve daha iyisi için imkan bulana kadar bu sözleşmeye bağlılığımızı sürdürüyoruz. Montrö sözleşmesinden çıkmayla ilgili hali hazırda ne bir çalışmamız ne de böyle bir niyetimiz vardır. Ama gelecekte bu ihtiyaç ortaya çıkarsa ülkemizi daha iyisine kavuşturmak üzere her sözleşmeyi gözden geçirmekten de çekinmeyiz. Erdoğan bildiride eleştirilen sarıklı amiral konusuna da değindi. Bunu yanlış bulduğunu, gereğinin yapıldığını söyledi. Bildiriye bahane edilemez dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin disiplin anlayışıyla bağdaşmayacak fotoğraf veren askere de olumlu bakmadık, bakmayız. Bunun münferit bir hadise olduğu açıkça bellidir. Söz konusu görüntünün yayınlandığı gün Türk Silahlı Kuvvetlerimiz zaten kendi içinde çok yönlü bir idari soruşturmayı hemen başlatmış ve sonuçlandırmıştır. Halen konu üzerinde çalışan Milli Savunma Bakanlığımız da kendi üzerine düşeni mutlaka yapacaktır. Bizim de yanlış bulduğumuz bu görüntünün ülkenin ve milletin topyekün huzursuzluğuna yol açacak bir bildirinin bahanesi olarak kullanılmasını ise kesinlikle art niyetli görüyoruz. Cumhurbaşkanı bildiri tartışmasında CHP'nin tavrını da eleştirdi. Siyasetçilerimizden bazıları da bu kirli kampanyaya destek vererek adeta kendilerini inkar etmektedirler. Biz bildiri yayınlanır yayınlanmaz tüm siyasetçilerin kararlı bir şekilde ve en yüksek sesle karşı duruş sergilerini ve bu noktadaki duruşlarını güçlü bir şekilde beklerdik. Ana muhalefet partisini bir kez daha demokrasiden yana tutum almaya çağırıyoruz. Bu 104 kişinin içerisinde bizzat Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi olan kendisi, karısı, yeğeni, oğlu, şusu busu olanlar var. Şimdi bunları da yakın zamanda yazılı ve görsel medyada göreceksiniz. Ve bu işin merkezinde aslında ana muhalefet partisinin ta kendisi var.
Evet, Erdoğan'ın okları CHP'ye yöneldi. Onun da ne söyleyeceğine bakacağız ilerleyen dakikalarda. Bir taraftan da bugün tabii grup toplantısı var Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri önemli olacak. Bir taraftan da efendim bir saat sonra Profesör Doktor Selami Kur'an'la konuşacağız bu hadiseyi. Şimdi Kanal İstanbul dolayısıyla yeniden gündeme geldi. Nasıl? Anlatalım. 104 emekli amiralin Montreux Boğazlar Sözleşmesi'nin tartışmaya açılmamasını isteyen bildirisi Kanal İstanbul polemiğini şu şekilde gündeme taşıyor. Bildirinin Kanal İstanbul'u da hedef aldığını iddia ediyor iktidar kanadı. Projenin öneminin şimdi daha da arttığını öne sürüyor ve mutlaka yapacağız diyor Kanal İstanbul'u iktidar. Muhalefet ise bildirinin sahte gündem olduğunu, iktidarın bu bildiriyi Kanal İstanbul'u yapmak için kullanacağını öne sürüyor şimdi. Şu an itibariyle Kanal İstanbul'un proje çalışmaları, imar planları tamamlanmıştır ve ihale hazırlıkları devam etmektedir. 104 emekli amiralin Montreux Boğazlar Sözleşmesi'nin tartışmaya açılmamasını isteyen bildirisi Kanal İstanbul polemiğini de yeniden gündeme taşıdı. Bildirinin Kanal İstanbul'u da hedef aldığını iddia eden iktidar kanadı, projenin öneminin daha da arttığını öne sürdü. Çok yakın bir zamanda bu projeye başlayacak ve kısa sürede tamamlanacak güçte ve kararlılıkta olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da Kanal İstanbul'u yapacağız, şimdi her zamankinden daha çok inanıyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın inadına yapacağız sözünü hatırlattı. Cumhurbaşkanımızın inadına yapacağız derken tam olarak neyi, hangi mihrakları, kimleri kastettiği ayan beyan ortaya çıkmıştır. Sözde emekli amirallerin yelkenlerini kimin rüzgarıyla şişirdiklerini milletimiz çok iyi bilmektedir. Siz bir söyleyeceksiniz, biz bin yapmaya devam edeceğiz. Olmaz dediğiniz nice projelerimiz gibi Kanal İstanbul'u da milletimize armağan edeceğiz. Muhalefet ise bildirinin sahte gündem olduğunu, iktidarın bildiriyi Kanal İstanbul'a kamuoyu oluşturmak için kullanacağını öne sürdü. Montreux Sözleşmesi'nden çıkılmasın diyenlere bir gözdağıdır. Kanal İstanbul üzerinden okyanus ötesine göz kırpmaktır. Koltukları için bu ülkenin bekasını ve toprak bütünlüğünü tartışmaya açmak isteyebilir. Ama milletimiz buna izin vermeyecektir. Milletimiz sandığın daha fazla gecikmeden önüne gelmesini istiyor. Sandık önüne geldiğinde de gereğini yapacak. CHP sözcüsü Öztrak, iktidara geldiklerinde Kanal İstanbul projesini üstlenecek firmalara ödeme yapmayacaklarını söyledi. Biz iktidara geldiğimizde bu ucube projenin yapımcılarına paralarını ödemeyeceğiz. Bu projeyi kim istiyor? Anketlere bakıyorsunuz. Millet istemiyor. İstanbullular istemiyor. Montreux Sözleşmesi'nden Kanal İstanbul'a yol döşemek, gerekçe üretmek aslında rant sevdasıyla sarhoş olmuş bir zihniyetin ürünüdür ve okyanus ötesine selam göndermektir. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da iktidarın emekli amirallerin bildirisini Kanal İstanbul için kullanacağını öne sürdü. Benim üzüntüm şu ki şimdi bu öyle bir havaya girecek ki bu iş. Kanal İstanbul'u ya destekleyeceksin ya da darbesin gibi. Şimdi hükümet bundan sonraki günlerde böyle iki tane alternatif insanların önüne koyabilir. Ellerindeki propaganda makinesini böyle çalıştırabilirler. Bu 103 tane amiral adeta altın bir tepsinin içerisinde hükümete bu imkanı sundu. Evet, muhalefetin ağırlıklı olarak bakış açıları da farklı farklı ama genel olarak gördüğünüz budur efendim. Son Babacan'ın söyledikleri de mühim. Bir taraftan da efendim bakanlık düzeyinde de tabii ki ve AK Parti'nin iktidar kanadının daha doğrusu tavrını bu haberle daha net göreceğiz. Emekli amirallerin bildirisine malum tepkiler. Şimdi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ne diyor? Demokrasimize zarardan başka işe yaramadığı açık diyor. Adalet Bakanı ne diyor? O da vesayetçi zihniyete izin verilmeyecek diyor. Peki Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı ne diyor? AK Parti'den gelen açıklamalara, mağdur edebiyatı yorumunu yapanlara tepki gösteriyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise muhalefeti muhtıra siyaseti yapmakla suçluyor. Türk Silahlı Kuvvetleri bildiğinizden çok ama çok yoğun bir şekilde çalışıyor. Terörle mücadele operasyonları devam ediyor. Bu olaylar olurken de böyle bir bildiri falan gibi ortaya bir şey çıkması insanlara ben burada hakikaten moralini, motivasyonunu çok olumsuz etkileyen bir olgu oldu bu. Emekli amirallerin yayımladığı bildiri tartışması siyasetin ana gündem maddesi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye Emekli Subaylar Derneği ve Türkiye Emekli Assubaylar Derneği'nin destek ziyaretinde konuştu.
Bildiri için demokrasimize zarar vermekten başka bir işe yaramadığı açık dedi. Bundan dolayı bütün arkadaşlarımız rahatsız oldular. Sadece düşmanlarımızı sevindirir. Tüm sağda solda içeriden dışarıdan bir sürü fitne fesada rağmen Türk Silahlı Kuvvetleri çok şükür Mehmetçik, efendim, siviliyle askeriyle büyük bir fedakarlık ve kahramanlık çerçevesinde gece gündüz demeden asil milletimizin sevgisinden aldığı güçle mücadelesini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra arkadaşlarım sürdürecek. Yani bundan kimsenin şüphesi olmaz. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de emekli amirallerin bildirisine tepki gösterdi. Vesayetçi zihniyet olarak niteledi. Başaramayacaklar dedi. Ülkemizi geriye götürmek isteyen vesayetçi zihniyetin asla ama asla Türkiye'de muvafık olması mümkün değildir. Bunlar başaramayacaklar. Bildiriye AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'tan da tepki geldi. Kimse siyasete yer vermeye kalkmasın dedi. Bir kere herkes haddini bilsin. Öyle bu millete kimse parmak sallamasın. Kimse bu millete, bu demokrasiye, efendim Türkiye'deki siyasete ayar vermeye kalkmasın. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter'dan açıklama yaptı. Hükümete yönelik mağdur edebiyatı yapıyorlar eleştirilerine yanıt verdi. Lafı eğip bükmeyin, dürüst olun. Her tehdide karşı her zaman uyanık olacağız ifadelerini kullandı. Demokrasiye ve millet iradesine saygı duyan herkesin yapacağı tek şey bu hassiz bildiri karşısında amasız ve fakatsız tavır almaktır. Lafı eğip bükmeyin, dürüst olun. Ne zamandan beri antidemokratik girişimlere karşı güçlü bir şekilde ses çıkarmak mağduriyet edebiyatı oluyor. Bu hesabi tavrınız millete ve memlekete ihanettir. Türkiye sizin dogmalarınıza ve hükümsüz ideolojik hesaplarınıza kurban edilemez. Her tehdide karşı her zaman uyanık olacağız. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise Merkez Yürütme Kurulu toplantısı devam ederken geçti kameraların karşısına. Bildiriye ilişkin muhalefetin tutumunu eleştirdi. Muhtıra siyaseti yürütüyorlar dedi. Vesayet süreçlerinin tetikleyicisi muhtıralar kadar bir de muhtıra siyaseti vardır. Muhtıra siyaseti nedir? İşte şimdi CHP örneğinde gördüğümüz gibi bu bildirilere sahip çıkmaktır. Bunlar yakın zamana kadar yüksek bir şekilde demokrasiden bahsediyorlardı. Ama ilk muhtırayı gördükleri anda muhtıra siyasetini mutasyona uğratarak tekrar devam ettirmeye başladılar. Bazı partilerin maalesef yazılımı demokrasiyi virüs gibi algılıyor, muhtırayı aşı gibi algılıyor. O sebeple zamanında tavır koyamıyor. Doğru tavır koyamıyor. Efendim gündemde şimdi bir de ne var? Zevzeklik tartışması var İYİ Parti lideri Meral Akşener bu ifadeyi kullanmıştı. Emekli amirallerin bildirisinin iktidara koz verdiğini öne sürmüştü ve bu zevzeklik ifadesini bir kez daha kullandı Akşener. Amirallerin gözaltına alınmasına da tepkisini ortaya koyuyor. CHP sözcüsü Öztrak ise az evvel Fahrettin Altun'un dikkat çektiği bu darbe mağduru mevzusuna açıklık getiriyor. Gündemin saptırılmaya çalışıldığını söyleyen Öztrak, hükümetin darbe mağduru rolü oynadığını iddia ediyor. Gündüz vakti fikrini söylemek başka bir şey, gece yarısı paylaşmak başka bir şey. İktidarın elinde, üzerinde tepineceği bir argüman, bir gerekçe oluşturan bu meseleyi zevzeklik olarak değerlendirdim. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, emekli amirallerin bildirisinin iktidara koz verdiğini öne sürdü. Bir kez daha zevzeklik dedi. CHP sözcüsü Öztrak ise iktidarın darbe mağduru rolü oynadığını iddia etti. Açlığı, yoksulluğu, darbe iddialarıyla örtme senaryosu uygulamaya kondu. Erdoğan şahsım hükümeti yeni bir darbe mağduruyum oyununun perdesini açtı. Oynanan bu oyunun da milletimizin gerçek gündemini karartmasına izin vermeyeceğiz. Gerçek gündemi milletimizin açlıktır, işsizliktir, yokluktur, pahalılıktır. Akşener emekli amirallerin gözaltına alınmasını da değerlendirdi. Bu insanları gözaltına alma yoluna giderseniz şunu sorma ve söyleme hakkımız doğar. Şimdi bu zevzekliklerin yapıldığı pek çok iktidar partisi bürokratları var. Muhalefete ayar vermeyi isteyen, bir kısmı sarayda yaşayan, pek çok zevzeklik yapan bürokrat var. Sayın Erdoğan'a ve arkadaşlarına sesleniyorum. Ana muhalefet partisinin genel başkanına hakaret eden, İYİ Parti'nin genel başkanına hakaret eden yargıçlardan tutun saray şürekasına kadar atanmışların zevzekliklerini de gözaltına alarak soruşturun bakalım. Bunun da takipçisi olacağız. Öztrak ise ifade özgürlüğü vurgusu yaptı. Erdoğan şahsım hükümeti
Ayasofya Başimamı şeriat istediğinde, faize ve İstanbul Sözleşmesi'ne karşı çıktığında buna ses çıkarmıyor. Ama içlerinde Mavi Vatan'ın müellifi olan, 15 Temmuz'da FETÖ örgütüyle göğüs göğüse çarpışmış olan emekli amirallerin bulunduğu bir grubun yaptığı bir açıklama darbe yapmak için bir araya gelmek olarak yorumlanıyor. Emekli amirallerin yaptığı paylaşımın yöntem ve şekli elbette eleştirilebilir. Ama bu metinden darbe çıkarmak farklı bir hüner ister. Biz darbenin her türlüsüne karşıyız. Milletimiz Erdoğan şahsım hükümetinin darbe simsarlığından artık bıkmıştır. Öztrak, tarikat merkezine giden sarıklı amiral görüntüsünü hatırlattı. Ama 15 Temmuz'u daha unutmadık. Türkiye'de darbe olmasını istiyorsanız emekli amirallerden değil, sarıklı amirallerden korkacaksınız, çekineceksiniz. Ve bugün bir tarikat gitti, onun yerine diğerleri geldi. Memleket Hareketi lideri Muharrem İnce ise Montrö konusunda amiraller görüş açıklamayacak da kim açıklayacak? Ayasofya imamı mı konuşacak diye sordu. İnce, üniformayla tarikat toplantısına giden askerlere ses çıkarmayanların bu açıklamalardan vesayet çıkarmaya çalışmaları yanlıştır. Osman Öcalan'ı TRT'ye çıkarıp ifade özgürlüğü diyenler, ülkemizin çıkarları için endişelerini belirten emekli amiralleri darbecilikle suçlayıp gözaltına alıyor. Yıllar önce FETÖ ile ortak kumpas kurdunuz, şimdi hangi kumpasın peşindesiniz ifadelerini kullandı. Efendim devam ediyoruz emekli amirallerin bildirisinin işte yarattığı yankılar, konuşmalar, görüş alışverişleri de devam ediyor. Edecek gibi de gözüküyor, hep beraber göreceğiz, duyacağız bir taraftan da. Peki ilerleyen dakikalarda elbette ki konuyla ilgili bizler de konuşacağız. Efendim ve Türkiye'mizin aslında dünyanın en önemli konusuna gelelim, nedir? Koronavirüs aslında en önemli konumuz çünkü... Giderek artan bir ivmeyle hayatımızı daha da fazla hapsettirmeye devam ediyor. Ve hayattan kopanlarımız var. 193 kişiye yükseldi hayatını kaybedenler dün Türkiye'mizde koronavirüs nedeniyle, tam 193 canımız. Yeni vaka sayısı da 42.000'i aştı. 42.551 oldu veriler, gördüğünüz üzere turkuaz tabloda Sağlık Bakanlığı'ndan. Ve salgında toplam 193 kişinin de hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 32.456'ya yükselmiş durumda. Allah'tan her birine rahmet diliyoruz. Yapılan dediğim gibi 245.496 test var ve 42.551 yeni vaka çıktı. 1706 da yeni hasta tespit edildi. İyileşen hasta sayısı da 25.627. Ağır hasta sayısı ise 2.407 olarak dikkat çekmekte. Bu da son derece artan ve endişe uyandıran bir veri, bir rakam değerli dostlar. Ağır hasta sayısı, Allah acil şifalar dileyelim. Dediğim gibi vaka sayısı test sayısına bağlı olarak artmayı devam ettiriyor. 193 yurttaşımız, vatandaşımız, canımız hayattan koptu. Allah'tan rahmet dileyelim bir kez daha. Evet, giderek artan bir oran maalesef efendim. Endişelenmeli miyiz? Evet. Korkmalı mıyız? Evet. Tedbirleri daha da sıkı almalı mıyız? Evet. Bu nedenledir ki daha da artacak gibi gözüküyor bu oranlar. Efendim Ankara'da bu arada malum yerel kararlar alınıyor ya. Şimdi artan vaka sayılarının ardından yüz yüze eğitim bazı kademelerde sonlandırıldı artık. Eğitimde yerinde karar uygulaması kapsamında İl Hıfzı Sıhhat Kurulu'nun kararıyla 5, 6, 7 ile 9, 10 ve 11. sınıflar tam zamanlı uzaktan eğitime geçti. Nerede? Ankara'da. Şu an Ankara'da Türkiye genelinde olduğu gibi mutant nedeniyle vaka artışlarının oldukça fazla olduğu bir dönem içindeyiz. Bu nedenle İl Umumi Hıfzı Sıhhat Kurulu kararıyla 5, 6, 7 ile 9, 10, 11. sınıflarda haftada 2 gün yüz yüze eğitime son verildi. Tam zamanlı uzaktan eğitime geçildi. Yüz yüze eğitime aslında başlamıştık tam olarak. Sonra pandemi tekrar vakalar arttıkça online eğitime döndük. Ankara'daki vaka artışındaki tırmanış tedirgin ediyor. İllere göre vaka sayısı her 100 bin kişide 272,79 oldu. Ankara'da bazı sınıflar yüz yüze eğitime ara verdi. Online eğitime geçiş yaptı. Çok yayıldığı için virüs. Bence doğru bir karar.
Yani okula gidiyordu iki gün ama biz de endişeleniyorduk. Bu doğru bir uygulama. İleri yaşlarda vaka sayısı azalmaya başladı. Çünkü 60 yaş üstü aşılananlar, iki dozu yapılanlar oldukça fazla. Hem enfeksiyon oranlarında gerileme oldu hem de ağır vakalarda azalma meydana geldi. 5, 6, 7 ile lise hazırlık 9, 10, 11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesi kararını Ankara Valiliği duyurdu. Hem çocuklar için hem ebeveynler için çok zor bir durum. Mutsuz çocuklar artık şu an okula gidemedikleri için. Ülke kapanmalı bence. En azından bir ay her şeyle, hastaneler hariç her şeyin kapanması gerektiğini düşünenlerdenim. Buna göre başkentte yüz yüze eğitim okul öncesi ilkokulların tamamıyla 8 ve 12. sınıflarda devam ediyor. İlkokullar haftada 2 gün yüz yüze, 3 günse uzaktan eğitim yapıyor. 8. sınıflar haftada 12 ile 22 saat arasında olmak üzere yüz yüze eğitim için okula gidiyor. 12. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16 ile 24 saat olarak yüz yüze eğitim alıyor. İngiltere'deki tabloda görüldü ki bu varyant çocukları ve gençleri çok daha fazla etkiliyor. Çocuklara arasında hem bulaşma daha kolay oldu hem de çocukların bulaştırıcılığında artma meydana geldi. Dolayısıyla okullarda uzaktan eğitime geçilmesi belli yaş gruplarında isabetli bir uygulama oldu. Okullarımızda maalesef kapanmaya gitmemizde yarar var şu aşamada. Profesör Doktor İsmail Balık, aşı sayesinde risk grubunda olan ileri yaş grubunda vaka sayılarının azaldığını söyledi. Çocuk ve gençlerdeki vakalarda artışa dikkat çekti. Alınan kararın yerinde olduğunu söyledi. Evet, özellikle çocuklarda ve özellikle gençlerde görülen vaka sayılarının artması. Evet, korkmalı mıyız, kaygılanmalı mıyız? Evet, özellikle bu taraftan da. Bir taraftan şimdi aşılama devam ediyor 60 yaş üstündekilerde ama gençlerimizde ve çocuklarımızda giderek artması vaka sayılarının da dikkat çekici. Şimdi vaka sayıları dedik ve yükselen iki ilden daha bahsedeceğiz Ankara'nın haricinde. Onlar da yüz yüze eğitime ara vermiş durumda. Bir Eskişehir, iki Erzurum. İşte Eskişehir ve Erzurum'da uzaktan eğitime geçiliyor efendim. Vaka sayısı 47 günde 12 kat arttı. Nerede? Eskişehir'de. Eğitim öğretimi uzaktan eğitim kararı alındı bu ilimizde. İl Hıfzı Sağ Kurulu kentteki tüm eğitim kurumlarının 8 ve 12. sınıfları hariç uzaktan eğitime geçmesini kararlaştırdı. Uzaktan eğitim öğretime geçen bir diğer ilimiz ise Eskişehir'in yanı sıra Erzurum oldu. Erzurum'da ortaokul 8 ve lise 12. sınıflarda seyreltilmiş yüz yüze eğitime devam edilecek. Okul öncesi eğitim kurumlarında ve özel eğitim okullarında tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam ediliyor. Efendim, valilikten yapılan açıklamada alınan kararda son bir haftada genç nüfustaki COVID-19 vaka sayılarındaki yükselişin etkili olduğu ifade ediliyor. Dediğim gibi Ankara'nın yanı sıra vaka sayılarının yükseldiği iki il daha yüz yüze eğitime ara verdi. Eskişehir ve Erzurum bu iki il. Eskişehir önemli. Neden? Çünkü şu şekilde anlatalım. Koronavirüs vaka sayıları katlanarak artmaya devam ediyor. Tüm Türkiye'mizde. Dediğim gibi mesela Eskişehir'de 47 günde yani 1,5 ay içinde vakalar tam 12 kat arttı. Bir araya gelme nedenleri kente göre değişse de vaka artışına etki eden önemli faktörlerden biri kapalı mekanlardaki o buluşmalar. Kimi doğum günü kutlamak için buluşuyor, kimi de mantı günü yapıyor. Nedenler farklı olsa da sonuç koronavirüs vakalarının katlanarak artması oluyor. Koronavirüs vaka sayılarındaki artış sürüyor. Bazı illerde artışın boyutu ürkütücü. O illerden biri de Eskişehir. Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs yoğunluk haritalarına göre vaka sayısı 47 günde neredeyse 12 katına çıktı. 100 binde 30'dan 358'e yükseldi. Filyasyon ekipleri Eskişehir'de vaka artışlarının kadınların gün ve doğum günü gibi etkinlikler yapmasından kaynaklandığını belirledi. Kayseri'de de toplanma nedenleri farklı. Sonuçsa aynıydı. Apartmanlarda bir araya gelmeler çok oluyor. Günler oluyor. Mantı kesmek için bir araya geldiği zaman
hanımefendilerde çok yoğun bir şekilde vaka sayısı görüldü. Niye? Uzun süre oturuyorsunuz kapalı alanda ve haliyle bu da riski artırmış oluyor. Kayseri'de 100 bin kişide görülen vaka sayısı 196'dan 315'e yükseldi. Kırmızı kategorideki Rize'de de vaka sayısı 250'den 404'e çıktı. Vaka sayısı yüksek olan Topluca, Pirinçlik ve Kiremit köyleri karantinaya alındı. Evet, Eskişehir'den haberleri aktardık. Büyük geçmiş olsun diyoruz tedbirlere. Uyacağız, başka çaresi yok efendim. Şimdi biraz paradan, enflasyondan bahsedelim. Malum dün önemli bir gündü. Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı. Tüketici enflasyonu %16.19 ile son 1,5 yılın zirvesini gördü efendim. Son 1,5 yılın zirvesi %16.19 enflasyon oranımız. Üretici enflasyonu da %31.20'ye ulaştı. Artık rakamlar demiyoruz, sayılar diyoruz. Fiyatı en çok artan ürünlerde başı tabii gıda çekiyor. Karnabaharın fiyatı %61.04, sivri biberin %27.88, tavuk etinin fiyatı ise %9.79 oranında arttı. Gıda fiyatlarındaki artış bayağı yüksek. Tüketici fiyatları %1,08, üretici fiyatları ise %4,13 arttı. Yıllık enflasyon TÜFE'de %16,19, yurt içi üfede %31,20 oldu. Rakamlar Temmuz 2019'dan bu yana en yüksek tüketici enflasyonuna işaret ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu Mart ayı enflasyon verilerini açıkladı. Kontrollü normalleşmeye geçişin başladığı Mart ayında sağlık, eğitimle lokanta ve otellerdeki artış dikkat çekti. Ulaştırmada değişim yaşanmazken düşüş gösteren grup olmadı. Günlüğe düştü artık. Birer kilo, ikişer kilo falan alıyoruz. Her gün geliyoruz artık markete. Evet, bu akşam pişireceklerinizi mi alacaksınız? Evet, aynı. Ne pişireceksiniz? Valla ne pişiririz? Ya patates çorbası pişiririz. Enflasyon sepetindeki 415 maddeden 287'sinin fiyatı arttı. 93'ünün düştü. 35'inin ortalama fiyatında değişim yaşanmadı. Fiyatı artan ürünlerde gıda başı çekti. Süt alacağım, ekmek alacağım, peynir alacağım, tavuk alacağım, yani kahve alacağım. 10 aydır yoktum Ankara'da. 10 ay öncesine göre etiketlere baktığınızda nasıl bir değişim var Ankara'da? Yani çok anormal, mesela 3 liraya aldığın şey olmuş 6 lira. Karnabahar %61,04, sivri biber %27,88 ve tavuk eti %9,79 zamlandı. Karnabahar alıyor musunuz? Alıyordum. Almıyorum artık. Mart ayında fiyatı en çok artan ürün karnabahar oldu. Fiyatı etiketine baktığımızda 6 lira 95 kuruş ama bir ay önce tam 4 lira 20 kuruştu. Yani fiyatı %61 zamlandı. Ucuz olanlardan karnabahar. Zamma rağmen. Zamma rağmen. Pahalıymış, artık almayayım dediğiniz bir sebze meyve var mı? Tabii biber çeşitleri. Alsak da çok az alıyoruz. Küçük domatesler var ya, uçmuş vaziyette. Çeri domatesler. Evet, 15. Biber mesela. Valla onlara hiç bakmıyorum. Şöyle etiketlere bakarak geçiyorum. Azar azar alıyoruz. İdare etmeye çalışıyoruz. Biber daha çok arttı. Alabiliyor musunuz peki? Valla gramla alıyoruz. Fiyatı en çok düşenlere gelince kabak %17,30, salatalık %17,08, kıvırcık %15,55 ucuzladı. Rakamlar demeyelim, sayılar artık bu yönde. TÜİK'ten geldi bu veriler, onu da hatırlatalım. Peki enflasyon bu şekilde ilerlerken döviz dünyasında, altın dünyasında ne oluyor? Paranın nabzına bir göz atalım. Borsa İstanbul 100 endeksi yükseliş trendinde, 1442.06. İşte bu seviyeden güne başlayacak. Hep beraber göreceğiz nasıl bir seyir izleyecek. Dolar ve Euro'da ne derler, yatay seyir hakim ama an itibariyle bir yükseliş söz konusu. 1 dolar 8 lira 12 kuruştan işlem görüyor şu dakikalarda. Euro'da efendim lira karşısında 9 lira 59 kuruştan işlem görmekte. 1.18 seviyesinde Euro dolar paritesi. Peki dövizde bunlar yaşanırken altında neler oluyor bakalım. Gram altın yükseliş trendinde 452 lira. Çeyrek altın 739, yarım altın 1479, tam altın ise 2949 liradan işlem görmekte. Altının onsuna bakalım, 1734 dolarla yükseliş trendine geçti.
önemlidir efendim. Brent petrol 62, ABD ham petrol 59 dolardan işlem görüyor. Faiz yıllık tahvilde 18.56. Bu rakamlar, bu verilerde bakalım gün içinde nasıl değişecek, hep beraber onu da göreceğiz. Saatimizde 7.30'u gösterirken gün başlıyor da olduğumuzu bir kez daha söyleyelim. Günaydın diyerek Twitter Murat Güloğlu, Instagram'da Murat Güloğlu TV, buralardan bize ulaşabilirsiniz. Geçelim biraz dış dünyaya. Dış dünya dediğimizde komşumuzda ne oluyor ne bitiyor bakalım. İran'ın nükleer faaliyetlerini kısıtlayan 2015 tarihli anlaşmanın geleceğinin ele alınacağı görüşmeler Viyana'da bugün başlıyor. Viyana önemli bir başkent. Zira 2015'te de bu konuda Viyana ön plana çıkmış idi. Müzakerelerde İran ve Amerika Birleşik Devletleri'nin doğrudan görüşmesi beklenmiyor. İran'la nükleer görüşmeler başlıyor. Kapsamlı ortak eylem planının tarafları bugün Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir araya gelecek. 2015'te Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya ve Çin İran'la nükleer anlaşmaya imza atmıştı. Ancak Amerika Donald Trump'ın başkan seçilmesinin ardından 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilmiş ve İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı. İran ise 2019'da nükleer anlaşmanın bazı maddelerini, 2020'de de anlaşmadan kaynaklanan tam taahhütleri askıya aldığını açıklamıştı. Bugün gerçekleşecek toplantıda 2015 tarihli nükleer anlaşmanın geleceği ele alınacak. Ayrıca Amerika'nın nükleer anlaşmadan çekilme kararı da masaya yatırılacak. Toplantıya anlaşmaya taraf Almanya, İngiltere, Fransa, Çin, Rusya ve İran'dan diplomatlar katılacak. Ülkelerin temsilcileri Amerikalı yetkililerle ayrı ayrı görüşecek. Toplantıda İran ve Amerika'nın doğrudan görüşmesi ise beklenmiyor. Washington yönetimi daha önce doğrudan görüşmeye de hazır olduklarını duyurdu ancak İran yaptırımlar kaldırılmadan görüşmeyeceğiz demişti. Uzmanlar toplantının somut bir sonuçtan ziyade tarafların yakınlaşması açısından önemli olduğu görüşünde. Evet, bakalım bu konu nereye doğru evrilecek, hep beraber göreceğiz. Bir taraftan da bizim kuzeyimizde ve bizi de çok fazla ilgilendiren bir hadiseye bakalım. Rusya-Ukrayna gerilimi. Rusya bu konuda bir açıklama yaptı. Ukrayna gerilimiyle ilgili olarak Amerika Birleşik Devletleri ile temasta olduklarını açıkladı. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısından geldi açıklama, Sergey Rabkov. Diyor ki Rusya ve ABD Ukrayna'daki durumla ilgili olarak en üst düzeyde temas halinde diyor Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı. Moskova'nın Washington'a endişelenecek bir şey olmadığı konusunda garanti verdiğini de söylüyor. Daha önce Kremlin'de benzer bir açıklama yapmış. Rusya'nın Ukrayna sınırına asker sevkiyatının savunma amaçlı olduğu ve hiç kimse için bir tehdit oluşturmadığını savunmuş idi. Evet, bakıldığı zaman hem Amerika Birleşik Devletleri hem NATO için Ukrayna kırmızı çizgi olarak görülebilir. Zaten yaptıkları açıklamalarda da bunu gayet iyi hissettiriyorlar. Bu arada Avrupa Birliği'nden de bugün önemli ziyaretçilerimiz var. Onun da detaylarını birazdan aktarırım. Efendim, Ürdün'de ev hapsindeki eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin Kral 2. Abdullah'a ne yaptı? Bağlılığını vurgulayan bir mektup imzaladı ve verdi. Ürdün'de cumartesi günü ev hapsine alındığını açıklayan ve yetkililerce ülkeyi istikrarsızlaştırmaya çalışmakla suçlanan eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin, Kral 2. Abdullah'a sadakat yemini etti. Bin Hüseyin imzaladığı bu mektupta kendimi majesteleri kralın ellerine bırakıyorum. Ürdün Haşimi Krallığı'nın anayasasına bağlı kalacağım. Majesteleri kral ve Veliaht Prensine her zaman yardım edip destek vereceğim ifadelerini kullandı Prens Hamza bin Hüseyin. Efendim devam edelim dünyadaki ve özellikle bölgemizdeki gelişmeler bunlar. Peki koronavirüs konusunda özellikle dünya ne yapıyor? Mesela aşılama konularında değerli dostlar. Oldukça önemli. Dünyayı etkisine aldı son bir yıldır.
1,5 yıldır. Covid-19'a karşı aşı çalışmalarında tam 660 milyon dozdan fazla aşı yapıldı tüm dünyada. Vakalar ve ölümler açısından Amerika Birleşik Devletleri ön planda malumunuz. Ama dünyada en fazla doz aşı yapan ülkelerden biri oldu. Hatta bir numaraya yerleşti. Özellikle Biden yönetimi sonrası Türkiye ise listede bu aşı tedariğine rağmen 6. sırada yer alıyor. Dünya genelinde COVID-19'a karşı bağışıklık geliştirmek için aşılama çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda şimdiye kadar 660 milyon dozdan fazla COVID-19 aşısı yapıldı. Aşı verilerinin değerlendirildiği Our World in Data sitesine göre Amerika Birleşik Devletleri 165 milyon 50 binden fazla dozla dünyada en fazla aşı yapılan ülke. Onu 139 milyondan fazla dozla Çin izliyor. Hindistan, İngiltere, Brezilya ilk 5'te yer alırken Türkiye dünyada en fazla doz aşı yapılan 6. ülke olarak görülüyor. Nüfusu oranla her 100 kişide en fazla doz aşı yapılan ülke ise İsrail oldu. Şu ana dek uygulanan doz sayısının ülke nüfusunu aştığı İsrail'de her 100 kişiye düşen doz sayısı 116.79 olarak görülüyor. İsrail ise ilk 3 sırada Şeyseller ve Birleşik Arap Emirlikleri takip etti. Evet, aşılama dünyada bu yönde. Peki gelelim nereye? Avrupa'ya, özellikle Almanya'ya. Nüfusunun %12'sini sadece. %12'sine aşının birinci dozunu yapan Almanya, aşı olanlara bazı özgürlükler tanınmasını tartışıyor şimdi. Sağlık Bakanı'nın açıklamasına göre aşı olanlar yeni bir test yaptırmadan hem mağazalara ve hem de kuaförlere gidebilecek Almanya'da. Bakanın önerisine ise destek ve eleştiri var tabii ki. Almanya koronavirüs aşısı olanlara bazı özgürlükler tanınmasını tartışıyor. Ülkenin birçok eyaletinde mağazalara girebilmek ve kuaföre gidebilmek için koronavirüs testinin negatif olması şart. Sağlık Bakanı salgının 3. dalgasının ardından kısıtlamalarda esneme yapılacağını belirtti. Bununla birlikte aşı olanlara da bazı serbestliklerin tanınabileceğini açıkladı. Aşı olanların yeni bir test yaptırmadan mağazalara ve kuaföre gidebileceğini, ayrıca karantinaya girmelerine gerek olmadığını söyledi. Bakanın açıklaması ülkede tartışmalara yol açtı. Bazı milletvekilleri bakana destek verirken aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi Sağlık Bakanı'nın önerisini eleştirdi. Partinin meclis grup başkanı aşı olanlara daha fazla özgürlük verilmesinin aşı olmayanları veya olmak istemeyenleri etiketleme anlamına geldiğini savundu. İçişleri Bakanı ise salgınla mücadelede federal yasal düzenleme önerisini gündeme getirdi. Eyaletlere göre farklılık gösteren tedbirlerin bir yasal düzenlemeyle aynı olmasını önerdi. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre nüfusu 83 milyon olan Almanya'da nüfusun yaklaşık %12'si en az bir doz aşı oldu. Yaklaşık 4,3 milyon kişiye ise 2 doz aşı uygulandı. Evet, durum bu Almanya'da. Bir taraftan da kapanma, kısıtlamalar devam ediyor. Hem İtalya'da, hem Fransa'da, hem Almanya'da. İngiltere'de de aşılamalar bir hayli fazla olduğu için nispi olarak kısıtlamalar kaldırılmaya devam ediyor. Bu bir ay son derece önemli hem Avrupa için hem de tabii ki Türkiye'miz için. Şimdi tropik fırtınanın vurduğu Endonezya ve Doğu Timor'a gidelim. 100 kişinin hayatını kaybettiği ifade ediliyor ama tabii şiddetli yağış hafta ortasına kadar süreceği nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor bu iki ülkede. Sağanak yağış sele sel toprak kaymalarına neden oldu. Endonezya ve Doğu Timor felaketi yaşadı. Güneydoğu Asya'yı vuran tropik hortum Endonezya'nın batısını ve Doğu Timor'u vurdu. Yoğun yağış nedeniyle sel ve toprak kaymaları meydana geldi. Yüzden fazla kişi hayatını kaybetti. Onlarca kişi ise kayboldu. Arama çalışmaları devam ederken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Sel ve toprak kayması altyapının zaten yetersiz olduğu yerlerde maddi hasara da yol açtı. Çok sayıda ev ve iş yeri kullanılamaz hale geldi. Binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Onlar kadar şanslı olmayanlarsa sudan kaçmak için evlerin çatılarına sığındı. Ancak su ve çamur kaplı yollar kurtarma ekiplerinin evlerinde mahsur kalanlara ulaşmasını engelledi. Yetkililer
tropik fırtınanın hafta ortasına kadar etkisini sürdürmesinin beklendiğini duyurdu. Tabi bu arada hemen Bangladeş'e de uğrayalım. Bir kargo gemisiyle çarpıştı. Feribot ne oldu? Alavara oldu. Kazada en az 25 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Başkent Dakka'nın güneyinde yaşanan bu kazada feribot 50 yolcusuyla birlikte maalesef battı. Yetkililer en az 25 kişinin cansız bedenine ulaştıklarını açıkladı. 9 kişi ise hala kayıp. Kazaya kargo gemisinin yol açtığı tahmin ediliyor. 130 nehrin kesişim noktasında olan Bangladeş'te feribotlar en fazla kullanılan taşıma aracı. Malumunuz ülkede sık sık feribot kazaları meydana geliyor. İşte bir tanesi daha geldi. 25 kişi öldü. Şimdiki rakamlar bu yönde ama muhtemeldir ki artacak efendim. Evet, bu arada dediğim gibi az evvel bir ziyaretçi, daha doğrusu iki ziyaretçimiz var. Özellikle Avrupa Birliği Liderler Zirvesi sonrasında konu gündeme gelmiş idi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen. Evet, bugün bu iki önemli ismi Beştepe'de kabul edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Geçelim efendim, başka haberlerimiz var tabii. Nerede? Memleketimizde. Denizli'de dernek görünümlü bir kumarhaneye yapılan operasyonda polisleri karşısında gören kadın ne yaptı efendim? İkinci kattan atlayıp kaçmak istedi. Yaralandı kadın, hastaneye kaldırıldı. Eşi ise feryat edip polislere tehditler savurdu. Koş! Koş! Oy bak annesine gidin! Polis derneğe kumar baskını yaptı. Kaçmak için ikinci kattan atlayan kadın hastanelik oldu. Abinim! Kapıyı oradan katlıyor vuruyorlar. Beni izleyin bunu. Kapıyı kilitlediniz burada. Denizli'de polis bir iş anındaki dernekte kumar oynandığını belirledi. Derneğe baskın yapan ekipler kumar oynayan biri kadın 10 kişiyi yakaladı. Operasyon sırasında polisleri karşısında gören Bername paniğe kapıldı. Kaçmak için ikinci katın penceresinden atlayınca yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını hastaneye kaldırdı. Kadının başında sinir krizi geçiren eşi polislere hakaret etti. Polis 10 kişiye kumar oynadıkları ve koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle para cezası uyguladı. Zabıta ekipleri de derneği mühürledi. Neredeyiz? TBB'deyiz. Nedir efendim? Kısa adı TBB. Türkiye Belediyeler Birliği ve Türkiye Belediyeler Birliği'nin düzenlediği pandemi sonrası bölgesel kalkınma toplantılarının beşincisi İzmir'de gerçekleştirildi. Hayırlı uğurlu olsun. Ev sahibi kimdi? İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer idi. Ve TBB'ye başkanlık eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin toplantıda ortak akıl ve işbirliği mesajı verildi ki son derece önemli bir mesaj ve toplantı, onu söyleyelim. Merkezden planlanan ve ülkeden kalkınma yaklaşımlarını tercih etmiştir. Belediyeleri tek çatı altında toplayan Türkiye Belediyeler Birliği pandemi süresince belediyelerin aldığı önlemleri değerlendirdi. Beşincisi yapılan toplantının ev sahibi İzmir'di. Belediyeler Birliği Cumhuriyet'in en eski kuruluşlarından biri. Bütün partilerin bir araya geldiği, ortak sorunlara ortak çözüm ürettiği bir kuruluş. Daha çok bir araya gelmemiz, daha çok ortak sorunlara ortak çözüm üretmemiz gerekiyor. Yerel kalkınmayı gerçekleştirmemiz gerekiyor. Tunç Başkan'ın bölgede yaptığı çok özel çalışmalar var. Birleşmiş Milletler raporuna göre 2050 yılına kadar dünya nüfusunun %70'i büyük şehirde yaşayacak. Yani kentlerde yaşam zorlaşacak. Toplantıda belediyelerin artan nüfusa bağlı olarak yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı. Bu başlıklardan biri de iklim değişikliğiydi. Bisiklet kullanımından yerli tohumlara sahip çıkmak, kuraklıkla mücadele eden yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak, her şey iklim değişikliği perspektifinden bakılmak zorunda. Avrupa Birliği buna çok güzel bir başlık atmış. İklim biziz değişeceğiz diye. Evet. Biz değişeceğiz. Evet. İklim değişmeyecek. Evet. Türkiye Belediyeler Birliği'nin son zamanlarda yoğunlaştığı faaliyetler arasında akıllı şehir çalışmalarının yanı sıra afet ve depreme yönelik uygulamalar da yer alıyor. Bölgesel kalkınma toplantıları İzmir'den sonra 7 ilde daha yapılacak.
Efendim İzmir'de yapıldı toplantı, bir kez daha söyleyelim. Sayın Fatma Şahin ve Tunç Soyer'in bir arada gözükmesi önemlidir. Peki Denizli'de paramotor ile uçuş yapan pilot Kemal Oturak antrenman sırasında kanadının kapanmasıyla zemine çakıldı. Kazayı bacağındaki kırıkla atlatan Kemal Oturak, o çarpmaya göre az hasar var, mucize diyebiliriz diyor. Doğru da söylüyor. Eğitim uçuşu yapıyordu. Paramotorla yere çakıldı. Bacağı kırılan pilot ölümden döndü. İstanbul'dan Denizli'ye gelen pilot Kemal Oturak, yarış için Pamukkale'de paramotorla antrenman uçuşuna başladı. Pamukkale'nin üzerinde süzülen Oturak, bir süre sonra paramotorla yere çakıldı. Yarışma antrenmanı yaparken termik duvarına çarptım muhtemelen. Kanadın bir tarafı kapanınca alçak istifade. Kapanma yaşandı. O anda da işte yeri vurduk. Yaralanan Kemal Oturak'ın yardımına çevredekiler koştu. Hemen hastaneye kaldırılan pilotun bacağının kırıldığı belirlendi. Böyle çarpmaya göre çok yani az hasar var. Mucize diyebiliriz yani. Daha kötü hasar olabilirdi. Sol bacağındaki 3 parçalı kırık nedeniyle ameliyat olan Kemal Oturak tedavisine İstanbul'da devam edecek. Büyük geçmiş olsun. 6 Nisan tarihinde olduğumuzu söyleyelim. Yolumuza devam edelim. 8'e doğru da ilerliyoruz. Saatimiz 7.45. Efendim Twitter Murat Güloğlu, Instagram'da Murat Güloğlu TV, mesajlarınızı buradan paylaşabilirsiniz. Nereye gideceğiz? Kocaeli'ne gideceğiz. Buyurunuz, bir dere. Ve bu derenin suyu siyah akıyor. Kirliliği fabrika atıklarının neden olduğu öne sürüldü. Kocaeli malumunuz fabrikalar bölgesi. Kartepe ve İzmit ilçeleri arasından geçen ve Köseköy kanalı olarak bilinen dereden akan su siyaha döndü. Ve kirliliğe tepki gösteren çevredekiler çektikleri derenin görüntüsünü sosyal medya hesaplarından paylaştılar. Deredeki kirliliğe yakında bulunan fabrikaların neden olduğu iddia ediliyor ki yetkililer tarafından gereken yapılacaktır diye düşünmekteyiz. Geçelim nereye? Kocaeli'nin hemen ardından Afyon Karahisar'dan bir haber var. Koruma altındaki 7 kara akbaba Afyon Karahisar'da ölü bulundu. Efendim nesli tehlike altında olan 7 kara akbaba koruma altındaydı. Ekipler ihbar üzerine Üçler Kayası köyünde bir çalışma başlattı. 7 kara akbaba köyde ölü bulundular. Kuşların yırtıcıları telef etmek için çevreye bırakıldığını düşünülüyor idi ve zehirli etleri yemesi sonucu öldükleri belirlendi. Dünya üzerinde 23 akbaba türünün 4'ü Türkiye'de gözlemleniyor. Bu türlerden biri de maalesef bu ölen kara akbabalar. Kara akbabalar Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından yayınlanan kırmızı listede yer alan, nesli tükenme tehdidi altında bulunan bir kuş türü olarak biliniyor. Ancak 7 kara akbaba ölü bulundu. Nerede? Afyon Karahisar'da. Efendim geçelim, yurt turumuza devam. Mersin'in Mezitli ilçesindeyiz ve Mezitli ilçesine bağlı Kaleköy'de yapılmak istenen sanayi sitesine bölge halkından bir itiraz var. Tarımın kalesi Kaleköy, kale düşerse tarım biter diyorlar gördüğünüz gibi. Betonlaşmaya hayır diyerek ellerinde zeytin dalları ve limonla basın açıklaması yapan köylüler daha sonra bir itiraz dilekçesi de verdi. Sanayi sitesine onay çıktı. Kaleköy köylüleri betonlaşmaya hayır eylemi yaptı. Karara itiraz için dilekçe verdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı resen plan değişikliğini onayladı. Mersin'in Mezitli ilçesine bağlı Kaleköy, 200 bin metrekarelik alana galericiler sitesi ve küçük sanayi sitesi yapılması planlandı. Ancak köylüler ve çevreciler projeye karşı. Ben yaptım oldu anlayışıyla yapılan planlar, tarım toprağının yok edilmesi, yaklaşık 20 bin ağacın kesilmesine neden olmakla birlikte tarımla geçinen Kaleköy halkının işsiz kalarak yerlerinden göç etmesine ve yoksullaşmasına neden olacaktır. Vermeyeceğiz topraklarımızı kimseye. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü önünde toplanan köylüler ellerinde zeytin dalları ve limonlarla basın açıklaması yaptı. Biz devletin ormanını kesip
bilmem ne işgalci değiliz. Burası bizim ebezzat toprağımız, ecdadımızdan gelme topraklardır. Devletin ormanını kesip de yerleşmedik. Biz betonlaşma istemiyoruz. 30 senede yetişen ağacı nasıl kırıp da keseceksin arkadaş? Görsen de görsen için kaynar. Köylüler daha sonra planın askıya çıktığı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne itiraz dilekçesi verdi. Efendim Mersin Mezitli'ye selam olsun. Buyurunuz, Burdur'dayız. Şimdi Burdur Gölü'nde son günlerde yaşanan bir patlama var. Ne patlaması bu? Alp patlaması ve alp patlaması sonucu suyun rengi yeşilimsi kahverengi görünüm aldı. Uzmanlar sıkıntı yok, olumsuz bir durum olmadığını açıkladılar. Burdur Gölü yeşile döndü. Nedeni ise alk patlaması. Bu görüntü zaten klasik bir şekilde ilkbahar aylarında her gölde gözükebilecek bu durum. Burdur Gölü'nün güneydoğu sahillerinde suyun rengi değişti. Şeker plajı, halk plajı ve kuş gözlem evinin önündeki bölgede su yeşilimsi, kahverengi bir görünüm aldı. İlkbahar karışımıyla gölün dibindeki zengin fosfor ve azot gibi mineraller suya karışır. Etkili güneş ışığıyla beraber fitoplanktonik organizmalarda çok yoğun bir gelişim görebiliriz. Bu duruma ilkbahar patlaması diyoruz. Gölün rengini değiştiren alk patlaması. Uzmanlar endişe edecek bir durum olmadığını belirtti. Elimizdeki örnekte gördüğümüz organizmalar tek hücreli yeşil alkler. Bunlar kötü bir şey değil. Çok toksik ya da olumsuz bir durum söz konusu değil. Her yıl ilkbaharda görülen bu durumun bir ay daha devam etmesi bekleniyor. Efendim alk patlaması, bazı arkadaşlarımız alp patlaması da nedir demişler. Alk, ALG. Şimdi Burdur'da, yine Burdur'dayız. Burdur Gölü'nün hemen yanı başındaki Yeşilova. Nereye? Salda'ya gidelim. Türkiye'nin Maldivleri deniyor. Hatta Saldivler diye de isim taktı yöre halkı. NASA'nın araştırmalarına konu olan beyaz kumu ve turkuaz mavisi, işte bu suyuyla son yılların en önemli cazibe merkezi malum Salda Gölü. Ve kendi yarasını iyileştirdi. Nasıl mı söyleyelim? Şimdi insan sağlığına iyi geldiği için oluşturulan ama göle zarar veren çamur çukurları. Tabii insanlar tarafından oluşturuldu bu çukurlar. Kendiliğinden kapanmaya başladı. Doğa kendi yaralarını kendi sardı. Salda Gölü'nde ziyaretçiler tarafından oluşturulan çamur çukurları kendiliğinden kapanmaya başladı. Salda'nın Beyaz Adalar sahilinde insan sağlığına iyi geldiği gerekçesiyle çamur çukurlar açılmıştı. Özellikle Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin Salda Gölü'nü Mars'taki Jezero krateriyle benzer göstermesi var olan ilgiyi daha da arttırdı. İnsana faydalı diye açılan çukurlar bu kez Salda'nın doğasına zarar verdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı duruma el attı. 15 Ekim 2020'de Beyaz Adalar kısmına ziyaretçi yasağı getirildi. Burdur Valiliği de Beyaz Adalar kısmında çamur banyosu yapılmasını, kil ve çamur alınmasını yasakladı. Ziyaretçiler için konulan barakalar kaldırıldı. Sigara içmek yasaklandı. Araç girişi ahşap bariyerlerle engellendi. 6 aylık ziyaret yasağı sonuç verdi. Sahil kendi kendine yenilendi. Çamur çukurları gözle görülür şekilde azaldı. Efendim haberleri aktaracağız. Saat başında bir araya geleceğiz yine. Ama öncesinde dün...
Oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, bestesini Igor Stravinsky'nin yaptığı Askerin Öyküsü adlı oyunda anlatıcı olarak sahne alıyor. Şef Orçun Orçunsel'in yönetimindeki etkinlikte ressam Arbil Çelen Yuca eş zamanlı olarak hikayeyi tuvale aktaracak. Begümhan Can Bulatoğlu ise dans performansı sergileyecek. 9 Nisan saat 20'de Cemal Reşit Rey Konser Salonu YouTube kanalında yayınlanacak oyun 2 gün boyunca izlenebilir. ...71 ülkeden toplam 2048 kısa filmin başvurduğu 17. Akbank Kısa Film Festivali yarışma sonuçları açıklandı. Ulusal yarışma bölümünde en iyi kısa film ödülünü yönetmenliğini Murat Uğurlu'nun üstlendiği Tapınak filmi aldı. Uluslararası yarışma bölümünde Sameh Ala'nın yönetmenliğini yaptığı I'm Afraid to Forget Your Face adlı filmiyle en iyi kısa film ödülünü alırken 687 senaryonun başvurduğu Akbank Kısa Film Forum bölümünde Uğur Şahin'in Karda İzler projesi en iyi senaryo ödülünü aldı. Sanatoryum 20 Nisan 23 Mayıs tarihinde Farid Rasulov'un Kurban Olurum başlıklı Türkiye'deki ilk kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. Galatasaray Spor Kulübü'nün kurucusu ve ilk başkanı Ali Sami'nin anısına fotoğraf kupası düzenleniyor. GS Store ve Fotokap işbirliğiyle düzenlenen sarı kırmızı temalı yarışmaya son katılım tarihi 11 Nisan. Kendine has tarzı ve vokaliyle son dönemde müzik dünyasının sevilen kadın yorumcularından biri olmayı başaran Melek Mosso, sonrası Kalır isimli 3 şarkılık EP'sinin ikinci şarkısı Ağlarsam'ı dijital platformlarda yayınladı. Sanatçı Evrencan Gündüz, Sen de İnanma isimli yeni teklisini hayranlarının beğenisine sundu. Warner J. Sauer'ın ve James W. Tankard tarafından 1979 yılında kaleme alınan İletişim Teorileri kitabı, Profesör Doktor Ali Atıf Bir'in çevirisi ve ön sözünü yazdığı genişletilmiş 5. baskısıyla raflarda yerini aldı. Efendim 6 Nisan sabahındayız. Günaydın, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir kez daha 6'dan bu yana yayındayız haberlerimizde. Dilimiz döndüğünce yorumlarımızla tabii, saatimiz 6.58. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Murat Güloğlu, gün başlıyordayız. Efendim Twitter Murat Güloğlu, Instagram'da Murat Güloğlu TV. Mesajlarınızı buradan paylaşabilirsiniz. Ekip arkadaşlarım adına sağlıklı bir gün diliyorum efendim. Ve bu arada tabii ki saat itibariyle Ankara'ya dönüyoruz. Ciner Medya Grubu Ankara temsilcisi ve Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya yine bizlerle beraber her sabah olduğu gibi Ankara stüdyomuzda. Muharrem abi günaydın, iyi çalışmalar. Günaydın Murat, iyi çalışmalar. Hayli önemli gelişmeler ve açıklamalar var elbette ama dışarıdan içeri doğru gelelim isterseniz abi. Ne anlatırız bugün, neler evet. konuşuruz? Çünkü dışarıda da önemli gelişmeler var. Evet. Ki Türkiye'yi de bir süre sonra ilgilendireceği benzeyen birçok gelişmeye imza atılacak gibi gözüküyor. Bunun başında da İran ile yapılacak nükleer görüşmeler. Bugün itibariyle başlıyor Viyana'da. İran'ın nükleer faaliyetlerini kısıtlaması 2015 yılında bir anlaşmayla tamamlanmıştı. Bunun geleceğine ilişkinde bazı problemler ortaya çıkmıştı. Nitekim Trump bu anlaşmaya uymayacağını, çekildiğini açıklamıştı. Başkan seçilmesinin hemen akabinde 2018'de tek taraflı olarak anlaşmadan çekildi. İran'da 2020'de, 2019 ve 2020'de anlaşmaya uymayacağını açıklamıştı ve bu da ciddi krizlere yol açmıştı. Şimdi yeniden taraflar bir araya geliyor. Bugün gerçekleşecek toplantıda 2015 tarihli bu nükleer anlaşmanın geleceği ele alınacak. Toplantıya anlaşmaya taraf Almanya, İngiltere, Fransa, Çin, Rusya ve İran'dan diplomatlar katılacak. Ülkelerin temsilcileri Amerikalı yetkililerle ayrı ayrı görüşeceğini belirtiyor. Toplantıda İran ve Amerikalı yetkililerin görüşmesi ise beklenmediğinin altı çiziliyor ama hiç belli olmaz. Çünkü nasıl bir gelişme gösterecek onu bilmiyoruz. Biden buna tekrar döneceğini bir süre önce açıklamıştı. Bu arada
Avrupa Birliği'nden bugün Türkiye'ye çok önemli bir ziyaret söz konusu. Geçen ay yapılacağı bekleniyordu ancak bugüne kaldı. 6 Nisan tarihinde bunun gerçekleşeceğini ilk duyuranlardan birisi olmuştuk ekranlarımızda. Nitekim bugün bu ziyaret gerçekleştiriliyor. Avrupa Birliği'nin iki önemli ismini Ankara bugün ağırlayacak. AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen bugün birlikte Ankara'ya gelecekler. Cumhurbaşkanı ile görüşecekler. Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle temasta bulunacaklar. Ve bu görüşmenin sonrasında Türkiye-AB ilişkilerinde ilerleme yolunda bir çerçeve çizilmesi öngörülüyor. Türkiye gümrük birliği konusu, serbest dolaşım yani vize serbestisi konusundan göç anlaşmasına kadar birçok konuda Avrupa Birliği'nden beklentilerini uzun süredir dile getiriyordu. Avrupa Birliği de bu konularda yeni bir müzakere sürecinin açılması gerektiğini altını çiziyordu. 6 ana başlıkta problem yaşanıyor. Bunların aşılması isteniyor. Çünkü önce Fransa, ardından Rum kesimi ve Yunanistan'ın sürekli bir engellemesiyle karşı karşıya Türkiye. Avrupa Birliği ilerlemesi de veya fasılların açılması da söz konusu olmuyor. Onun için bugün yapılacak görüşmelerde bu konulara ilişkin bir çerçevenin çizilmesi, belki de Avrupa Birliği'nde tam üyelik sürecine giden o tren yolunun yine işler vaziyette tutulması, ancak onun yanına yeni bir yol inşa edilmesi ve bundan sonraki süreçte bu tren yolundan bütün Katarların geçmesi yönünde bir çabanın olduğunu da uzun süredir söylüyorduk. Ancak Ankara bununla birlikte, yani bu yolun görüşülebilir olduğunu, bunun üzerinde durulabilir olduğunu, ancak kendileri için asıl önemli olanın tam üyelik müzakeresine götürülecek süreç olduğunu, diğer yol konusunda çok da istekli olmadıklarının altını uzun süredir çiziyor. Ama meseleler yıllardır askıda duruyor. Yani yarım asırından daha fazla bir süre Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri kör, aksak, topal bir şekilde devam ediyor. Bakalım nereye kadar gidecek. Göreceğiz. Bu arada çevremizdeki gelişmelere gelince iki önemli noktada, evet, iki önemli durum var. Bunlardan bir tanesi Rusya-Ukrayna meselesi, bir diğeri de Ürdün meselesi. Rusya dün önemli bir karara imza attı. Putin'i neredeyse ömür boyu başkan ilan etti. Evet. Yeni anlaşma geçmişte olanları kapsamıyor. Bundan sonraki süreçte başkan seçilenlerin en fazla iki dönem aday olmasını öngörüyor. Dolayısıyla Putin'e böylece iki dönem daha başkan seçilme olanağını bu anlaşma tanıdı. Buna göre 2036'ya kadar Putin Rusya'da devlet başkanı olarak kalmanın yolunu da açtı. Rusya bir süredir Ukrayna konusunda ciddi problemler yaşıyor. Dün Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov'dan bir açıklama geldi. Ryabkov, Rusya ve ABD Ukrayna'daki durumla ilgili olarak en üst düzeyde temas halinde dedi. Moskova'nın Washington'da endişelenecek bir şey olmadığı konusunda garanti verdiği de bu söylentilerin arasında yer alıyor. Daha önce Kremlin'den de benzer bir açıklama yapılmış. Rusya'nın Ukrayna sınırına asker sevkiyatının savunma amaçlı olduğu ve hiç kimsenin hiçbir şekilde endişe edecek bir durumunun söz konusu olmadığını da altını çizmişti. Hemen hatırlatalım. Ukrayna Cumhurbaşkanı da daha önce Amerikan Başkanı ile görüşmüştü bu konuları ve ayın 12'sinde de gelecek haftada Ankara'ya bir resmi ziyaretini gerçekleştirecek. Abi şunu sorabilir miyim? Bizim Ürdün konusunda başımızı, evet, ağrıtacak bir durum ortaya çıkabilir mi orada? Ben tahmin etmiyorum. Yani ben tahmin etmiyorum. Bir taraftan etmiyorum. NATO, Amerika, diğer daha ileri bir durumun, ben çok ileri bir durumun olacağı kanaatini taşımıyorum. Yani Rusya Ukrayna'ya biraz ne diyelim, ayağı çekmeye çalışıyor. Evet. Onun yaratmış olduğu ciddi bir problem var. Peki. Ürdün konusuna gelirsek, Ürdün'de Hamza bin Hüseyin ev hapsine alınmıştı. Veliaht Prens. Hamza bin Hüseyin dün Kral 2. Abdullah'a bağlılığını vurgulayan bir mektup imzaladı. Ev hapsinden kurtulmanın yolunun bu şekilde olacağı noktasında da bazı görüşler var. Mektubunda Kral da gönderdiği mektubunda bin Hüseyin, kendimi majesteleri kralın ellerine bırakıyorum. Ürdün Haşimi Krallığı'nın anayasasına bağlı kalacağım. Majesteleri kral ve veliaht prensine her zaman yardım edip destek vereceğim ifadelerine yer verdi. Dünkü
en önemli gelişmelerden bir diğeri de İsrail Başbakanı hakkında yolsuzluk iddiasıyla hakim karşısına çıkartılmasıydı. Evet, bu üçüncü oldu hatırladığım kadarıyla. Savcı tarafından görevini kötüye kullanmakla suçlanıyordu. Bakalım ne olacak? Savcı tarafından görevini kötüye kullanmakla Netanyahu suçlanıyor ancak Amerika'da da ilginç bir durum var. Trump seçmenini dolandırdı iddia ediliyor. Trump'ın kampanya dönemini mecek altına alan New York Times, bağışçıların dikkatsizliğinden faydalandığının ortaya çıkartmış. O bağış toplanan internet sitesinde bir kutucuk varmış. O kutucukta ben sürekli bağış yapmak istiyorum kutucuğu işaretli olarak geliyormuş. Eğer o işareti farkına varıp kaldırmadıysa kişiler bu sürekli karttan olarak çekiliyor yani. O bağışı bağış hesaptan sürekli çekiliyormuş. Bunu fark etmişler. Dolayısıyla bu da bir de dün siz bahsetmiştiniz ya hamburger olayı galiba borcunu ödememiş. Korumasına galiba. Bir de o var. Cheeseburger. Korumanın almış olduğu cheeseburger'i ödememiş. Yani yaklaşık 1.000 lira tutarında Türk lirası karşılığı tutarındaki bir dolar miktarını ödememiş. O da ayrı bir konu. Kosova'ya kadın cumhurbaşkanı geldi ki kendisi Türkçe de biliyor. Kosova parlamentosu yeni cumhurbaşkanını seçti. Vyosa Osmani. Soyadı da Osmani. Belki Türkçe bilmesi de oradan kaynaklanıyor. Olabilir. Bu ikinci kez kadın cumhurbaşkanı seçilmiş oldu. Evet, çok da genç. 1982 doğumlu. Dolayısıyla Prishtina Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. İngilizce biliyor, İspanyolca biliyor. Tabii ki Sırpça da biliyor ama bununla birlikte Türkçeyi de çok akıcı bir şekilde konuştuğunun altı çiziliyor. Gelelim içeriye. İçerisi çok yoğun bir şekilde hareketli. İşte amiraller bildirisi sonrası 14 amiralin, yani bunları hazırlayan 14 amiralin gözaltına alınması. Dün İçişleri Bakanı katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanı o bildirinin olduğu gece amirallerin temaslı oldukları kişiler hakkında araştırma yaptıklarını, telefon temaslarını takip ettiklerini ve sabaha kadar hiçbir şekilde uyumadan ona ilişkin çabalarını sürdürdüklerini belirtti. Sabaha kadar çalıştık diyor. O gece biz sabaha kadar uyumadık, çalıştık ve tüm amiralleri tek tek temaslarını, irtibatlarını ortaya çıkarttık diyor. Amirallerin son 30 gündür irtibat kurdukları kişilerin ve hangi siyasi partiye yakın olduklarına ilişkin de bir çalışmaları olduğunun altını çiziyor İçişleri Bakanı. Dün hatırlanırsa Cumhurbaşkanı da amirallerin Cumhuriyet Halk Partisi ile amirallerin ve yakınlarının ilişkisi olduğunu kayda geçirmişti. Anlaşılan o ki Cumhurbaşkanı'na bu yönde sunulan bir bilgi notu da onun bu yöndeki açıklamasının temelini oluşturmuş, evet. O görülüyor. Cumhurbaşkanı bildiriyi eleştirdi. Hem üslubu hem yöntemi hem de yol açacağı tartışmaları düşünüldüğünde art niyetli bir girişim dedi. Geçmişi darbeler ve bildirilerle dolu bir ülkenin bir gece yarısı 104 emekli amirlerinin böyle bir girişimde bulunması asla kabul edilmez. Bunun adını ifade özgürlüğü diyemeyiz dedi. Ve Cumhurbaşkanı Montreux'dan çıkmak konusunda ne bir çalışmamız ne de bir niyetimiz var diyerek aslında bütün tartışmalara da noktayı koymuş oldu. Ama bir ihtiyaç olursa, gelecekte bugünden daha iyi bir anlaşmayla karşı karşıya kalınırsa bunu da değerlendireceklerini ama şu an için böyle bir durumun kesinlikle söz konusu olmadığını söyledi. Aslında Montreux'dan çıkacağız diyen yoktu. Yani dün bunun altını burada bir daha çizdik. Montreux'dan çıkacağız diyen hiç kimse olmadı. Olmadı, doğru. Yani bunun ya işte nasıl anlatacaksınız? Öyle bir noktaya geliyor ki hiç kimse içerik bakmıyor. Yani hiç kimse bilgiye bakmıyor. Hiç kimse onun içinde ne olduğuna bakmıyor. Evet. Herkes nasıl olduğuna bakıyor. Yani bütün mesele bu. Nasıl oldu? O kelime geçti mi? Yani kelime üzerinden giden. Yani ona evet veya hayır denilen bir durum yok. Yani böyle bir şey yok. Böyle bir şey olmasının da ihtimali yok. Yani mümkün de ihtimal dahilinde olan veya ya olma ihtimaliyle olasılık arasında varsayımlar çok büyük fark var. Yani görüyor, evet. Varsayımlar üzerinde gidiyor. Yani böyle bir Türkiye'deyiz. Ne biz
böyle bir şey olur dedi ki, ne Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Şentop evet böyle bir şey düşünüyoruz dedi. Yani daha da önemlisi o kadar net koydu ki, ya Marmara Denizi'nden ayran yapabilir misiniz? Evet, yani var, var. Yapılabilir. Ama o kadar yoğurt bulabilirsen, yani bunun ihtimali var mı? Bunun olabilirliği var mı? O kadar yoğurdu bulabilir misin? O kadar denizi karıştırabilir misin? Ya bunu yapabilirim diyorsan olabilir yani. Ama işte bu da böyle bir şeydir. Maalesef. Maalesef. Yani evet. İş bambaşka bir yere gitti. Dün sabah kimse burada bu kadar beklemiyordu, çok net bir şey koymuştuk. Yani kurmay deneyimi, kurmay aklı, kurmay yetişmesi birçok şeyi öngörebilmekten de geçer. Öngörülebilirliklerin çok net bir şekilde olması gerekir. Bir de biz bütün meselelerimizi Türk Ceza Kanunu ile çözmeye çalışıyoruz. O da ayrı bir konu. Dün muhalefetten de ciddi tepkiler vardı. Akşener daha önceden zevzeklik demişti. Şimdi amirallerin gözaltına alınmasını da benzer bir eleştiriyle dile getirdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden sert tepkiler vardı. Bununla birlikte iktidar kanadı da bu tepkilere karşı açıklamalarda bulundu. Milli Savunma Bakanı Akar, bu bildirinin demokrasimize zarar vermekten, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin moral ve motivasyonunu olumsuz etkilemekten ve düşmanlarımızı sevilmekten başka bir işe yaradığı yoktur dedi. Ama Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Öztrak da, biz darbelerin her türlüsüne karşıyız. Postalla yapılan darbeye de karşıyız. Makosen'le yapılan darbeye de karşıyız. Milletimiz Erdoğan şahsım hükümetinin darbe simsarlığından bıkmıştır. Bu aynı zamanda bizim ve şiddetle karşı çıktığımız Montrö tartışmasında Montrö sözleşmesinden çıkılmasın diyenlere bir gözdağıdır dedi. Çıkılsın diyen var mı? O da ayrı bir konu tabii. Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları vardı. Cumhurbaşkanı'nın Ankara dışında olduğu bir dönemde bunun yapıldığını söyledi. Geçmişte muhtıralardan ve bu tür şeylerden Türk toplumunun çok çektiğini, sivil toplum örgütleri, siyasi partiler, yargı organlarının tepki verilmesinden büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Böyle bir teşebbüs karşısında üniversiteden yargı organlarına kadar güçlü bir şekilde sahiplenmenin olmaması Türkiye'nin kazanımlarını artık göstermektedir dedi. Bu da bir başka konuydu. Tabii bu konuda tartışmaların bitmeyeceği de gözüküyor. Yani dün tam anlamıyla bir demeç trafiği karşılıklı yaşandı. 14 amiral şu an gözaltında. Onların sorguları veya ilişkileri, irtibatlarına ilişkin bir düzenleme yapılıyor. Cumhurbaşkanı yarın partisinin grup toplantısında bu konuda açıklamalarda bulunacağını ve kimlerle ilişkili olduklarını bir şekilde ortaya koyacağını söyledi. Bugün Milliyetçi Hareket Partisi sırasıyla Milliyetçi Hareket Partisi, HDP ve CHP'nin grup toplantıları var. Muhtemel ki büyük ihtimal o grup toplantılarında da bu konular ele alınacak mecliste. Meclisteki grup toplantılarının hemen akabinde güvenlik soruşturmasına ilişkin geçen hafta bir kriz yaşanmıştı. Evet. Yani artık biz ayda bir kriz yaşıyorduk veya ayda bir olayla karşı karşıyaydık. Önce İstanbul Sözleşmesi'ydi, arkından güvenlik soruşturmasının yarattığı krizi yaşadık. Merkez Bankası başkanının değişmesi. Merkez Bankası başkanının değişmesi. Yani artık böyle sürekli dinamik bir şekilde Ankara'da ayakta geçiriyoruz günümüzü. Dolayısıyla güvenlik soruşturmasına ilişkin geçen hafta yaşanan tartışmaların ardından yeniden ele alınmasına karar verilmişti. Bugün saat 15'te yasa teklifi genel kurulda ele alınacak. Daha önce iki kez Anayasa Mahkemesi bu kanunu iptal etmişti. Sonuç ne olur abi? Herhalde dün, geçtiğimiz hafta gibi olmaz. Görüşmelere başlanır tabii ki. Yani orada yeni bir durum söz konusu olabilir ama Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilleri, daha önce de söyledim, çok uzun süredir meclis konusunda eski cevval tutumlarını sergilemiyorlar. Evet. Yani yeni grup başkan vekillerinin bu konuda nasıl bir davranış sergileyeceklerini de izleyip göreceğiz. Dün Mart ayı TÜİK rakamları açıklandı. Mart ayı enflasyon rakamları. Diğer bir adıyla tüketici enflasyonu %16.19 ile son 1,5 yılın zirvesini gördü. Ki bu resmi rakamlar. Üretici enflasyonu da %31.20'ye ulaştı. %31.20. Fiyatı en çok artan ürünlerde gıda yine en başı çekenlerden. Bakalım. Çok büyük oranlar. Dün korona
konusunda korona önemli gelişmeler var. Korona da aynı şekilde artıyor enflasyon evet. gibi. Çok yüksek bir şekilde zıpladı. Yani nasıl bir noktaya gelinecek onu öngörmek şu an için mümkün değil Murat ama vaka sayısı 47 günde tam 12 kat arttı. Çok büyük. Yani bu herhalde her şeyi açıklamaya yeter. Evet. Yani Eskişehir'de eğitim öğretime uzaktan yapılmasına karar verildi. Benzer şekilde Erzurum'da. Evet. Dolayısıyla İstanbul'daki, Ankara'daki veya başka illerdeki vaka sayısındaki bu artış ciddi bir duruma bizim önümüze seriyor. Vaka sayısındaki artışla birlikte ölen sayısında da artış çok yüksek. Çok fazla. Yani biz 50'li rakamlardan 180'li rakamlara geldik. Yani burada dikkatimizi çeken nokta günlük ölen kişi sayısı bizim açımızdan çok vahim bir noktaya doğru hızla gidiyor. Umarım önümüzdeki günlerde yani Ramazan'la birlikte belirli tedbirler daha da arttırılır ve bu konuda bir noktaya varılır. Yani buraya gelen bütün öğretim üyeleri, bütün akademisyenler, bu işin uzmanı, bu işle ilgili her kişi. Yani veya alanı mikrobiyoloji olsun olmasın, enfeksiyon hastalıkları olsun olmasın. Bu konuyla ilgilenen yoğun bakımından tutalım, onkolojiye kadar herkes ama herkes çok acil, çok yüksek oranda tedbirlerin alınması gerektiğinin altını çiziyor. Abi ağır hasta sayısına bakıldığı zaman zaten zaten önümüzdeki 10-15 günün aşağı yukarı ne olacağı verilerin az çok belli ediyor aslında kendisini. Bir taraftan da böylesi zirveler her gün yaşanırken hani Ramazan ayını beklemek de kısıtlamak için kısıtlamalara daha fazla ağırlık vermek için herhalde biraz geç kalınacak gibi gözüküyor. Murat, dün itibariyle koronadan bir günde ölen kişi sayısı 193. Çok büyük bir oran. Yani herhalde her şeyi anlatmıyor. Evet, haklısınız. Yani 42.551 de yeni vaka var. Evet. Yani biz 5.000'den söz ederken birden 45.000'e doğru gidiyoruz. Yani bu da biraz önceki rakamımızı doğruluyor. 9 kat vaka sayısında artış var. Ölüm sayısı da bir anda 50'lerdeydi. Evet. Yani ki 50'lerin daha da aşağısına inmişti. 30-40'lardan söz ediyorduk. Oradaki sayı da bir anda 200'e çıktı. Yani orada da ciddi oranda 4 kat artış var. Maalesef. Dolayısıyla hem vaka sayısında hem ölüm sayısında paralel bir artışla karşı karşıyayız ki umarım bu konuda bir tedbir alınır. Toplam can kaybı da 32.456'ya evet. yükseldi. Biraz önce de söylediğimiz gibi Ankara'nın ardından Eskişehir ve Erzurum'da yüz yüze eğitime geçme kararı aldı. Bu arada Cem Karaca'ya da rahmet diliyorum. Evet. Dün doğum günüydü. Bizim gençliğimizin idolüydü. Onun şarkılarıyla, onun türküleriyle veya onun rock müziğiyle büyüdük. Anadolu rock'ı bizim için o dönemde rock müziğin ne olduğunu bize gösteren, öğreten bir isimdi. Evet. Allah rahmet eylesin. Aynen abi, Allah rahmet eylesin. Evet, istersen buradan hemen direkt gidelim. Konuğumuza gidelim. Daha fazla da kendisini bekletmeyelim. Profesör Doktor Selami evet. Kur'an bizlerle beraber. Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı. Hocam hoş geldiniz, günaydın. Günaydın, teşekkür ederim. Hocam günaydın. Günaydın Murat Bey, Muharrem Bey. Günaydın Muharrem Bey. Gündem tartışmalarımızı zaten haberlerimize de aktarıyoruz. Az evvel Muharrem abi de gerekenleri söyledi. Ne yönde şu aşamada fotoğrafı şöyle bir önümüze koyduğumuz zaman ne görüyorsunuz efendim tartışmalardan? Evet, az önce Muharrem Bey de haklı olarak ifade etti. Yani belki 2 ayda, 3 ayda veya ayda bir gündem maddesiyle de krizle karşılaştık. Ama son zamanlarda özellikle son bir aydır gerçekten her sabah yeni bir gündem maddesiyle çıkıyor. Tabii son 3 gündür özellikle Türkiye'nin birinci sırasını işgal eden bu gece yarısı yayınlanan bildiriyle ilgili olarak iki alanda önemli tartışmalar söz konusu. Birinci tabii ki siyasi alanda, diğeri de hukuki alan. Yani 104 emekli amiralim gece yarısı yayınlamış oldukları bildirinin hem hukuki niteliği hem de siyaset durumunda, demokrasi noktasında ne gibi etkileri, yankıları olduğu konusu haklı olarak kamuoyu tarafından tartışılıyor. Ama ben altını
önemli etmek istediğim bir husus var. Bu amirallerin, emekli askerlerin aralarında gerçekten uzun yıllar Türkiye'de önemli noktalarda, önemli hizmetlerde komutanlar var. Aslında böyle bir bildirinin kaleme alınması, bu şekilde bir metne dökülmesi ve bir gece yarısı yayılmasının Türkiye'de kamuoyunda ciddi bir tartışmaya sebebiyet vereceğini öngörmemelerini gerçekten ihtimal dahilinde göremiyorum. Çünkü bu bir naiflik olur. Çünkü Türkiye'nin son siyasi tarihine, yakın tarihine bakarsınız. 1960'tan itibaren yaşadığımız iki tane askeri darbe var. Üç tane muhtıra var. Yani bir muhtırasından alın. 28 Şubat, 27 Nisan muhtıraya kadar ve son olarak da 60-80 darbesinden sonra 15 Temmuz darbe girişimleriyle Türkiye'de gerçekten halkın, kamuoyunun bu askeri darbelere, askeri darbe imalı muhtıra nitelikli bu tür bildirilere karşı ciddi bir alerji, ciddi bir hassasiyeti var. Çünkü biz hem devlet hem de toplum olarak gerçekten son 60 yılda çok ciddi travmalar yaşadık. Yaşadığımız bu travmaların hem demokrasimiz, hem hukuk düzenimiz, hem ekonomik anlamda, hem sosyal anlamda, hem ekonomik anlamda ciddi bir bedeli oldu. Yani ciddi bir yıkımı söz konusu. Zaten Türkiye'nin son 60 yılını tahlil edecek olursanız, Türkiye'de sivil siyaset ve askeri ilişkilerini neden sorunlu olduğunu kolaylıkla görebiliyorsunuz. Bu sebeple özellikle kurmay zekasına, kurmay eğitimine sahip böyle yüksek rütbeli amirallerin, imzacıların tamamı amiral rütbesinde bu şekilde kaleme alınan bildirinin toplumda gerçekten infial yaratıldığı, siyaset kurumu açısından da çok ciddi tartışmalara sebebiyet vereceğini öngörmemiş olmalarını ben açıkçası böyle olduğunu düşünmelerinin mümkün olmadığını iddia edenlerin bu konuya çok naif bir şekilde yaklaştıklarını düşünüyorum. Bir diğer önemli husus tabii ki demokratik bir hukuk devletinde herkesin ifade özgürlüğü, konuşma özgürlüğü var. Bu ifade özgürlüğü çerçevesinde hem taraf oldu. 47 ülkenin taraf oldu. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesinde hem bizim anayasamızın 10. maddesinde teminat aldı. Sayın Hocam, Selami Bey, affedersiniz. Sayın Hocam. İç çerçevede bakılırsa bilmiyorum. Selami Hocam, duyuyor musunuz? Duyabiliyor musunuz? Duyuyorum. Ses ara ara gidip geliyor. Dilerseniz bağlantıyı yeniden kuralım arkadaşlarımızla beraber. Biz de o sırada evet Muharrem çünkü abi. Çünkü bir sekme var evet. Evet evet bazen gidip geliyor çünkü önemli hadiselerden konulardan konuşuyoruz. Tek bir kelimesini evet. Bile kaçırmak istemeyiz. Selami Hoca'nın söylediği iki nokta var. Dün sabah yayınında da burada dile getirmiştik. Bu 104 amiral bir kurmay ki kurmaylığında en üst makamına ulaşmış kişiler. Yani öyle albaylıktan emekli olmuş değiller birçoğu. Kuvvet komutanlığı seviyesine gelmiş isimler. Yani Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapmış isimler ki içlerinde benim de tanıdıklarım var. Ve çok iyi kurmay olduklarını da biliyorum. Ama anladığım şu, biraz böyle aceleye gelmiş. Biraz hadi yapalım noktasına gelmiş. Ve 104 kişi bir araya gelip böyle bir bildiriyi yayınlamışlar. Bu bildirinin yayınlanmasından sonra nasıl bir tartışmanın ortaya çıkacağını öngörmeleri gerekiyordu. Böyle bir noktaya gelebileceğini öngörmeleri gerekiyordu. Herhalde bu konuda bir öngörüde bulunmuşlardır. Bir de Muharrem acaba abi, bunu 104 amiral yerine Murat evet. Şöyle bir şey olsaydı 104 amiral yerine içinde akademisyenlerin, büyükelçilerin bulunduğu bir kesimle birlikte veya bir konferans düzenleselerdi veya bir panel düzenlenseydi etkisi acaba nasıl olurdu? Bu şekilde evet. Mi olurdu? Farklı mı olurdu? Şimdi tartışmanın ana noktası da bu. Biraz önce
Selami Hoca da dikkatimizi getirdi. Herkesin ifade özgürlüğü var. Ama biz her meseleyi de ifade özgürlüğü kapsamı içerisinde ele alıp birden silahlı bürokrasinin, yani geçmişte de olsa bugün de olsa silahlı bürokrasinin toplu bir hareketinin Türkiye'nin hafızasında, imajında yarattığı etkileri de öngörmek zorundayız. Yani bunun öngörülmezliği yoktur. O nedenle burada silahlı bürokrasinin ortak bir eyleminden söz ediyoruz. Yani bu ortak eylem söz konusu olduğunda insanların hafızalarında ister istemez geçmişe dönük birçok şey ortaya çıkıyor. Ki unutmamamız gereken birçok geçmiş olayımız var. Unutmamamız gereken birçok neden var. Yani bütün bunları... Bir de bakıldığı zaman özellikle yapılan açıklamalarda Muharrem abi gece yarısı servis edilmesi ya da haberleştirilmesi, bu dikkat çekici bir hadise. Öyle ama yani bunlara gerek var mı bilmiyorum. Yani benim bir bakışım var, o da şu. Bu bir darbe bildirisi değil denilebilir, bu doğru. Ama demokratik bir hak temelinde uyarı veya fikir açıklanması da değil. Yani bunun bu şekilde değerlendirmesi de çok kolay anlaşılır değil. Yani 104 amiral bir araya gelip hadi biz böyle bir bildiri yayınlayalım, hadi biz böyle bir bildiri ortaya getirelim düşüncesini gece yarısı açıkladığınızda onun algısında bazı problemler oluyor. Ayrıca bu muhalefetin de önünü kesiyor. Yalnızca iktidarın canını sıkmakla kalmıyor. Muhalefetin de ciddi anlamda önünü kesiyor. Şuradan bakıyordum hangi tarih diye. Yani 27 Mayıs'ın lideri Cemal Gürsel de eski Kara Kuvvetleri Komutanı'ydı. Yani bunu da unutmayalım. O hangi tarihte geldi diye baktım. Anladığım kadarıyla... Her neyse, Cemal Gürsel emekli Kara Kuvvetleri Komutanı'ydı o dönemde. Bunun da hatırlanması gerekiyor. Ama ne olursa olsun, ama ne şekilde olursa olsun sonuçta hoş olmayan bir durumla yüz yüzeyiz. Evet. Bakalım bugün siyaset bu konuda nasıl bir yöne gidecek, nasıl bir şekle dönüşecek. Biraz önce de söylediğim gibi kurmay aklının veya kurmay deneyiminin, tecrübesinin öngörülebilirliği çok yüksek olmalı. Ve o öngörülebilirlik içerisinde bir hareket tarzının ortaya konulması gerekiyor. Asıl önemli olan da şu. Şimdi Montre'den çıkalım dediğimizde hemen çıktık mı? Veya çıkalım diyen oldu mu? Ki dün Cumhurbaşkanı da böyle bir düşüncenin kesinlikle söz konusu olmadığını çok net bir şekilde. Ne bu yönde bir çalışma var ne de böyle bir düşünce var. Ha ileride daha iyisi olursa da o zaman da düşünürüz noktası. Önemli bir noktaydı. Dolayısıyla hükümetin böyle bir niyeti yok. Zaten biraz önce de altını çizdiğimiz gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı da yani mümkünle ihtimal üzerindeki meselenin ele alınması gerektiğini söyledi. Yani ihtimal dahilinde olan bir şeyin, ihtimallerle ilgili bir durumun mümkün olarak algılanmaması gerektiğini altını çizdi. Dolayısıyla böyle bir şeyin olur demedi ki, böyle bir şey evet olabilir demedi ki. Ha olabileceğini, yani Cumhurbaşkanı'na bu yetkinin yasalarla, kanunlarla, yani bir kanuni durumu ortaya koymak için, bir yargısal durumun nasıl işlediğini veya bir hukuki durumun nasıl sonuçlandığını ortaya koymak için bir örneklemeydi. Hocamız yani, da geldi Muharrem abi. Bunu daha da önemli, evet. Evet. Hocam... Tekrar merhaba. Sanırım internette merhaba, bir sorun tekrar, vardı. Merhaba. Sesiniz sekiyordu ve iyi anlaşılmıyordu. Selam hocam. Tekrar merhaba. Tekrar merhaba. Daha iyi şimdi hocam. Buyurun. Şimdi çok iyi hocam. Evet hocam, en son herkesin ifade özgürlüğü var dediniz ve o noktada kalmıştınız. Evet. Tabii şimdi herkesin ifade özgürlüğü, konuşma hakkı var. Bu anayasa tarafından teminat altına alınmış bir temel haktır. Ancak şunu görmek lazım, gerek Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, gerek bizim anayasamız 26. maddesinde ifade özgürlüğünün sınırları ile ilgili belirli ölçüler, belirli kriterler ortaya koymuş. Şimdi onların başına baktığımızda özellikle ulusal güvenlik, kamu güvenliği, kamu düzeni, kamu sağlığı gibi belirli kriterler söz konusu. Şimdi bu sınırlamalar çerçevesinde ancak ifade özgürlüğünün kısıtlanabileceğini, sınırlandırılabileceği de öngörülebiliyor. Tabii bunun da belirli ölçüleri var. Özellikle
bir yasal düzenlemenin olması, öngörülebilir olması ve demokratik bir toplumun için zorunlu olmasını ifade eder. Şimdi bütün bu ölçülere, bu kriterlere, bu sınırlama kriterlerine baktığımız zaman demokratik bir toplumda acaba ülkemizin de siyasi hafızasını tazeleyerek ifade etmek isterim. Bu çeşit kaleme alınmış muhtıra niteliğinde bir bildirinin gece yarısı kamuoyuyla paylaşılması hangi çerçevede oturtulması lazım? Bir defa kamu düzeyine açısından ciddi bir sarsıntı yarattığı ortada. Yani biz 3 gündür bütün hükümet olsun, siyasi partiler olsun, kamu kurum ve kuruluşları olsun, üniversiteler olsun, akademisyenler olsun, medya olsun ciddi bir tartışmanın içine girdik. Bir diğer önemli husus özellikle kamu ulusal güvenlik noktası. Yani demokrasiyle bir defa silahlı bir bürokrasinin bir arada birlikte çalışması söz konusu olamaz. Yani bu usul, bu yöntem silahlı gücün, silahlı kuvvetlerin demokratik süreçlere müdahale etmesi hiçbir demokratik toplumda kabul edilemez. Yani bu yalnız bizde değil, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne 47 ülke taraftır ve bu bütün bu ülkelerde bu şekilde silahlı bürokrasi tarafından yayınlanan bir bildiri siyasi seçilmiş hükümete karşı bir müdahale olarak algılanır ve gerekli yasal hukuki prosedür başlatılır. Tabii ki bu hukuki prosedürün sonucunda yargı nasıl bir karar verecek hepimiz göreceğiz. Ama önemli bir husus şu, bakın ben bildirinin satır aralarını sizler gibi okudum, defalarca okudum. Yani eski muhtıra bildirileriyle karşılaştırdım. Yani 71 muhtırasıyla 28 Şubat'la ilgili olsun, E-Muhtıra'yla 28 Nisan'la ilgili olsun. Şimdi metnin kaleme alınışında özellikle başlama Yüce Türk Milleti'ne diye başlaması. Daha sonra yani bildirinin açıklamanın adını bildiri olarak koyulduğunu görüyoruz. Biz bildirileri işte bu siyasi tarihimizde askerlerin, ordunun genellikle demokrasiye, hukuk düzenine müdahale ettiği dönemlerde rastladığımız bir teknik ifadedir. Aynı şekilde bildirinin özellikle tabii çeşitli konulara ağırlıklı olarak Montreux ve son bir ayda sosyal medyada Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile ilgili sarıklı bir takım bir subayın görüntü vermesi hususuna değiniliyor. Atatürk ilkelerinden uzaklaştırıldığı konusunda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı bence dayanaksız bir ithamda bulunuluyor. Dolayısıyla ve bütün bunlardan sonra son bölümde aksi takdirde ile başlayan önümüzdeki süreçteki krizlerin, tehlikelerin bir takım ciddi sorunlarla karşılaşılabileceği ifade ediliyor. Şimdi bütün bu hususları bir araya getirip değerlendirdiğinizde bunu acaba bir muhtıra niteliğinde bir darbe iması çağrıştıran bir metin olarak mı yorumlamamız lazım? Ki ben görüşümü satır aralarında da olsa ana hatlarıyla, çünkü çok ayrıntıya da girmek istemiyorum. Bir yargı süreci başladı, soruşturma başlatıldı. Ama bir normal şekilde yani anayasal bir hukuk, bir hak olarak ifade özgürlüğü çerçevesinde mi değerlendirmek lazım? Kaldı ki söz konusu imzacıların hepsi sosyal medya, kendi YouTube kanalları ve belirli yazılı veya görsel medyada söz alarak, yer alarak bu konulardaki görüşlerini zaman zaman ifade etmişlerdir bir kısmı. Edebilirlerdi. Özür dilerim ama bir gece yarısı bir bildiri şeklinde ben yayınlanmasının gerçekten haklı olarak hem hükümette hem siyasi çevrelerde hem de toplumda ciddi bir rahatsızlık yarattığını kabul etmemiz lazım. Bir diğer taraftan
özellikle Montreux ile ilgili, ki ben bunu defalarca çeşitli vesilelerle ifade ettim. Bana göre Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda yapmış olduğu 3 tane temel önemli anlaşma vardır. Birincisi Lozan Anlaşması'dır. İkincisi Montreux Anlaşması'dır. Üçüncüsü de yakın tarihimizde hemen Kasım 2019'da Libya ile yaptığımız deniz yetki anlaşmasıdır. Bu nitelik olarak bu anlaşmalar gerçekten Türkiye'nin kazanımları açısından hem jeopolitik hem siyasi nitelikleri itibariyle önemli anlaşmalardır. Ama Sayın Cumhurbaşkanı dün ifadeyle dün yapmış olduğu açıklamada aslında bildiride yer alan hususlara da açık net bir pozisyon ortaya koydu. Onun özellikle bu bildirinin ifade özgürlüğü çerçevesinde tartışılacak bir mesele olmadığını, bunun hiçbir demokratik hukuk devletinde kabul edilemeyeceğini, ki ben de aynı kanaatteyim açık olarak. İkinci önemli husus Montreux ile ilgili. Çünkü bilindiği gibi Muharrem Bey de ifade etti. Sayın Meclis Başkanı'nın bir söyleşisinde Muharrem Bey ile yapmış olduğu bir söyleşide spontan sorulan bir soruya teknik anlamda, teorik anlamda bir yanıt verdi. Netice itibariyle biz hukukçular, özellikle uluslararası hukukta çalışan akademisyenler olarak uluslararası antlaşmaları anlatırken uluslararası antlaşmaların imzalanması, yürürlüğe konması, geri çekilmesi, feshedilmesi konularında teknik bilgileri paylaşırız. Ama bunu yaparken hem Viyana Antlaşmalar Hukuku Sözleşmesi çerçevesinde hem de kendi iç hukukumuzdaki düzenlemeler çerçevesinde bunu yaparız. Bu tamamen teknik bir bilgi şeklinde. Yoksa orada ifade edilen husus Türkiye'nin devlet olarak Montreux'den çekilmesi, feshetmesi yönünde herhangi bir görüş, irade, beyanı söz konusu değil. Ben yayını da canlı olarak izledim. Ama tabii bizim ülkemizde maalesef çok fazla, olağanüstü fazla niyet okuma söz konusu olduğu için insanlar sizin ifade ettiğiniz hususları değil de kendi kafalarında, düşüncelerinde anlamak istedikleri şekilde anlıyorlar. Ben halen Montreux'un imzalandığı tarih itibariyle Türkiye'nin güvenliği, Türkiye'nin jeopolitik çıkarları, stratejik çıkarları açısından halen çok önemli bir anlaşma olduğunu düşünüyorum. Ama haklı olarak da yine Selam hocam, ifade Sayın Kur'an, etmek lazım. Bir şey soracağım bu aşamada. Sayın Kur'an bir şey soracağım bu aşamada. Buyurun. Malumunuz olduğu üzere 1936 yılında Haziran ayında başladı, Temmuz ayında da imzalandı Montreux Anlaşması. Evet. Bu kapsamda baktığımızda da Montreux Anlaşması'nda bir de fesih maddesi konuldu. Ki birçok sözleşmede, evet, uluslararası sözleşmede çok ender görülen bir şekilde bu sözleşmenin bir de fesih maddesi var. Ve bunun 20 yılla sınırlandırıldı ama birinci maddesi hariç. Şimdi o birinci maddesi serbest geçiş düzenliği. Evet. Anlaşmanın süresi. 20 yıl olan dolayısıyla anlaşmanın süresi. Fesih süresi 2 yıldır. 2 yıldır. Yani fesih bildiriminin yapılmasından itibaren 2 yıl içinde fesih hakkını kullanan devlet için sona erer. Ama sizin de ifade ettiğiniz gibi 20 yıl geçmesine rağmen, yani 1956'da süre dolmasına rağmen şimdiye kadar sözleşmeye taraf hiçbir devlet, Türkiye'de dahil tabii, fesih hakkını kullanmamıştır. Yani zımnen sözleşme yürürlüktedir, devam etmektedir. Hukuken geçerlidir. Doğru. Benim burada altını çizmek istediğim nokta şuydu. Devletlerden herhangi biri, herhangi bir şekilde ben bu anlaşmadan kesinlikle çıkıyorum dediği andan itibaren o 2 yıllık süresi geçerli mi? Yoksa o 2 yıllık süre meselesi de 1956 yılından itibaren ortadan kalkmış mı? Ve birinci maddesi, yani bu sözleşmeden çekildikten sonra o birinci maddesi acaba bizim için transit geçiş diye nitelendirilen, aynı zamanda denizin dışındaki kapsadığı alanlardan da geçişi sağlayan 1982 Deniz Hukuku Anlaşması kapsamında boğazları daha sıkıntılı bir hale sokar mı? Evet. Şimdi bir hususun altını çizelim. Montreux Sözleşmesi'nin fesine ilişkin hükümler çok ayrıntılı bir şekilde sözleşmede düzenlenmiş. Yani fesih hakkını kullanan devlet için
kullandıktan itibaren 2 yıl içerisinde o sözleşmenin bağlayıcılığı ortadan kalkar. Ancak şu husus önemli, bakın sözleşmenin giriş başlangıç bölümünde, amaç bölümünde bu sözleşmenin bütün hükümlerinin Türkiye'nin güvenliği çerçevesinde değerlendirileceği, uygulanacağı açık olarak ifade ediliyor. Yani temel kriter veya Türkiye'ye güvenildiğini de söylüyor değil mi hocam? Türkiye'ye güveni de tabii. ifade önemli ediyor. Çünkü onun öncesinde Lozan Boğaz'ın iki tarafını da serbest bırakmıştı. Yani askersiz bırakmıştı. Tabii. Yani Lozan Boğazlar Sözleşmesi Türkiye'nin Boğazlar üzerindeki egemenlik hakkına konulmuş çok ciddi bir ipotekti. Yani Boğazlardan geçişi denetleme ve düzenleme yetkisi uluslararası bir komisyona verilmişti. Gerçi komisyonun başkanı Türkiye'ydi. Ama Türkiye'nin de komisyonda sadece bir oy hakkı vardı. Diğer ülkelerin genellikle ifade ettikleri, istedikleri regülasyonu, düzenlemeleri geçirme hakları vardı. Çanakkale ve İstanbul Boğazlar'dan askerden arındırılmış bölgeler söz konusuydu. Bütün bu iki önemli sınırlamayı Montreux ortadan kaldırmıştır. Ama Montreux'de önemli bir husus var. Şöyle, yani Montreux'ün yürürlükten kalkması durumunda dahi serbest geçiş ilkesinin, biz ona transit demiyoruz teknik olarak, serbest geçiş ilkesinin geçerli olacağı öngörülüyor. Uğramasız diyoruz şimdi hocam. Bu serbest geçiş... Uğraksız. Statüsü, rejimi herhangi bir sözleşmeyle düzenlenmemiş uluslararası boğazlarda transit geçiş rejimi uygulanır. Ama bizim Türk boğazları gibi hukuki rejimi, statüsü uluslararası bir antlaşmayla düzenlenmiş boğazlarda geçiş sözleşme hükümlerine uygun yapılır. Sözleşme hükümlerinin uygulanmaması durumunda zararsız geçiş hakkı kullanılır. Zararsız geçiş hakkının da anlamı şudur. Geçiş hakkını kullanacak geminin ilgili kıyı devletinin güvenliğine, kamu düzenine aykırı eylem ve davranışlarda bulunmaması lazım. Kamu güvenliğine, ulusal güvenliğine aykırı eylemlerde, davranışlarda bulunan herhangi bir ticaret gemisinin, uyuşturucu ticareti yapan, casusluk faaliyetlerinde bulunan veya saldırgan bir politika izlemeye çalışan askeri gemiler açısından olsun, kıyı devletinin o gemileri geçişini durdurma, engelleme, askıya alma hakkı da vardır. Zararsız geçişte bunu anlıyor. Innocent passage deriz. Yani geçişin zararlı olması durumunda kıyı devletinin doğrudan müdahale etme hakkı vardır. Şimdi serbest geçiş ilkesiyle ilgili olarak, yani şimdi serbest geçiş ilkesi sadece bizim Türk boğazlarında değil, yani bugün bütün uluslararası alanda, özellikle deniz ticaretinde uluslararası bir tahammül kuralı haline gelmiştir. Özellikle sivil gemiler, ticaret gemileri açısından ifade ediyorum. Askeri gemilerin geçişiyle ilgili, harp gemilerinin geçişiyle ilgili zaten statüsü, rejimi bir uluslararası antlaşmayla düzenlenmiş bütün boğazlarda belirli kısıtlamalara, sınırlamalara tabidir. En önemli sınırlama, kısıtlama bizim Montreux'de özellikle Türk boğazlarından geçecek ve Karadeniz'de bulunacak askeri gemilerin hem tonaj açısından hem de kalacakları süre açısından 21 günle sınırlıdır. Bu süreyi aşmamaları öngörülüyor. Bir önemli husus, bakın Karadeniz'e kıyıdaş olan devletlerin, yani Karadeniz'e kıyıdaş olmayan devletlerin, ABD gibi, Fransa gibi, İtalya gibi devletlerin büyük hatta harp gemilerinin, savaş gemilerinin, uçak gemilerinin, denizaltılarının Türk boğazlarından geçmesi sözleşme hükümlerine göre mümkün değildir. Sadece yardımcı gemilerin, küçük askeri gemilerin geçmesi mümkündür. Bunların geçiş tonajı 15 bin tonu aşamaz ve Karadeniz'de bulunabilecekleri süre Karadeniz'e kıyıdaş devletlerin güvenliği çerçevesinde düşünülerek 21 günle sınırlandırılmıştır. Affedersiniz, şunu sorabilir miyim? Şimdi gündemde bir Ukrayna-Rusya gerilimi var. Velev ki bir savaş patladı ve Amerikan ya da Yunanistan ya da Mısır savaş gemileri Karadeniz'e gitmek istiyor.
bu Montre olmasaydı rahatça girip çıkabilecekler miydi? Ukrayna'yı korumak kesinlikle için mesela. Kesinlikle. Zaten bakın jeopolitik mücadele açısından, stratejik çerçevede, stratejik noktada değerlendirirseniz, bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin Montreux nedeniyle devamlı surette deniz gücü bulunduramadığı, devamlı surette büyük deniz gücü bulunduramadığı tek deniz alanı Karadeniz'dir. Montreux'e öngörülen sınırlamalarla ilgili olarak. Çünkü bunu hatırlayın, 2008-2013 tarihlerinde Ukrayna krizinde, Gürcistan krizinde bu Montreux çok gündeme geldi. Yani Rusya Türkiye'den Montreux hükümlerinin uygulanmasını istedi. Türkiye'de 10 yıllardır olduğu gibi sözleşmeye sadık kalarak sözleşme hükümlerini harfiyen uyguladı. Amerika Birleşik Devletleri sadece küçük yardımcı gemileri, sağlık gemileri, malzeme gemileri şeklinde bir takım gemilerini Karadeniz'e çıkardı ve onlar da ancak 21 gün kalabildiler. 21 gün sonra tekrar Ege Denizi'ne geldiler. Ege Denizi'nden tekrar bir başka yardımcı gemi tekrar boğazlardan geçerek Karadeniz'e açıldı. Demem o ki, yani bu Montreux'ün hem bölgesel dengelerin korunması, hem işte iki küresel gücün, özellikle Rusya ile ABD'nin önümüzdeki dönemde ciddi bir jeopolitik mücadeleye giriştiklerinin biz açık sinyallerini görüyoruz. Son Ukrayna krizi de zaten buna açık bir işaret. Ama Türkiye'nin şu hususu önemli. Biz gerek boğazların hukuki rejiminin korunması, gerek illerde ki yeni bir dünya düzeninin de kurulduğu, yeni dengelerin, kartların yeniden dağıldığının, özellikle ABD'de Biden yönetiminin gelmesiyle birlikte, başta Rusya olmak üzere, Çin olmak üzere bir takım siyasi, jeopolitik gelişmelere de işaretlerini görüyoruz. Dolayısıyla Türkiye'de önümüzdeki 10 yıllarda, yani artık dünya soğuk savaş döneminde değil, tek kutuplu dünya döneminde değil, çok kutuplu bir dünya da söz konusu değil. Şimdi bütün bu önümüzdeki 10 yıllarda, 10 yıl, 20 yıl, 30 yılda gelişebilecek bu bölgemizle ilgili bu jeopolitik gelişmelere de hazırlıklı olmalıdır. Ben bu çerçevede aslında bu uluslararası antlaşmalarla ilgili yönüne gelirsek, tabii ki uluslararası antlaşmalar her ülkenin öncelikle kendi menfaatlerini, çıkarlarını korumak için gerekli gördüğü zamanda, gerekli gördüğü şartlarda sözleşmeye taraf olur. Gerekli gördüğü, zorunlu gördüğü hallerde sözleşmenin revize edilmesini isteyebilir. Gerekli gördüğü hallerde de sözleşmeden çekilebilir. Yani dünyada hiçbir uluslararası antlaşma sonsuza kadar geçerli olacak şekilde düzenlenmez. Ama siyasi Selam hocam, bunun için yeniden bir konferansa ihtiyaç var mı? Sözleşmeden çekilebilmek için yeniden bir konferansa ihtiyaç duyulur mu? Yoksa her ülke bir konferansa ihtiyaç duyulmadan doğrudan çekilebilir mi? Yani sözleşmenin geldiği şekilde iptali söz konusu mu? Yoksa yalnızca ülkeler çekildiği anda o sözleşme bütünüyle bir ülkenin çekilmesiyle ortadan kalkar mı? Birinci sorun bu. İkincisi de o taraf ülkelerden bir tanesi de Yugoslavya. Ama bugün Yugoslavya'yı 8 ülkeye paylaşmış olarak görüyoruz. Dolayısıyla bu 8 ülkeye de o yönde bir hak tanıyor mu? Hocam son 3 dakika içindeyiz, onu da hatırlatayım. Tamam. Birincisi hemen hızlı bir şekilde. Birincisi, sözleşmenin feshini ihbar eden taraf açısından, devlet açısından o sözleşme sona erer. Çünkü sözleşme uluslararası çok taraflı bir sözleşme olduğu için sözleşmeye bağlı kalan diğer devletler için geçerlidir. Sözleşmenin feshinin ihbar edilmesi halinde sözleşmenin yine kendisi bir uluslararası konferansın toplanmasını öngörüyor. Ve bu konferansın toplanması yeni bir rejimin, yeni bir hukuki rejimin düzenlenmesi süresi içerisinde geçiş hakkının, özellikle ticaret gemileri için serbest geçiş hakkının kullanılabileceğini öngörüyor. Dolayısıyla sözleşme kendisi zaten feshedilmesi durumunda uluslararası bir konferansın toplanmasını öngörüyor.
Yani bunu herhangi bir devletin talep etmesine de gerek yok. Prosedür bunu gerektiriyor. Bir diğer önemli husus sizin Yugoslavya'nın doğrusu. Yugoslavya 8'e bölündü. İşte son yaşanan 20-30 yıl önceki gelişmelerle birlikte. Ama uluslararası sözleşmeler, bu tür sözleşmeler Halef Devleti de bağlar. Yani Yugoslavya'nın altına imza koyduğu bu sözleşme ortaya çıkan yeni 8 devleti de hukuken bağlar. Onlar da şimdiye kadar aradan uzun bir süre geçmesine rağmen, yani soğuk savaş işte 90'lı yıllardan itibaren Yugoslavya'nın parçalanmasından sonra herhangi bir ülke bu konuda herhangi bir girişimde bulunmadı sözleşmeden çekilme noktasında. Ama bir hususunda bir cümleyle ifade etmek isterim. Evet. Dediğim gibi hiçbir uluslararası antlaşma, bizim Türkiye'de bu çok her şey çok aşırı politize edildiği için hiçbir uluslararası sözleşme sonsuza dek imzalanmaz. Bakın Biden Birleşmiş Milletler İklim Anlaşması'ndan çekildi. Pardon, Trump çekildi. Biden göreve gelir gelmez sözleşmeye tekrar taraf olduğunu ifade etti. Tabii bu bir uluslararası sözleşmedir. Önümüzdeki 10 yılda, 20 yılda, 30 yılda, 40 yılda ne türlü bir hem bölgemizde hem dünyada nasıl bir siyasi gelişme söz konusu olacak? Doğal olarak o gelişmeler ışığında bütün devletler gibi, bütün ülkeler gibi Türkiye'de devlet olarak bütün seçenekleri masaya koyar. Kendi ulusal çıkarları neyi gerektiriyorsa öncelikle tabii ki onu icra eder, onu realize eder. Evet hocam. Hocam çok yani teşekkür ediyoruz. Peki. Evet, bunun dışındaki tartışmalar sadece günlük politikaya yönelik tartışmalardır. Uluslararası antlaşmaların önemi, teknik olarak girilmesi, çıkılması konuları gerçekten yasal olarak, hukuki olarak çok iyi şekilde düzenlenmiştir. Ve Türkiye'de devlet olarak çok bu gibi hocam sözleşmelere 10 yıllardır gayet ihtiyatlı, gayet özenli yaklaşmak. Peki hocam. Çok teşekkür ediyoruz değerli görüşleriniz için. Hocam çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Görüşmek üzere tez zamanda. Ben evet Murat, bugün de bitirdik. Yayınlar. Teşekkürler Muharrem abi. Evet bugün de bitirdik. Yarın saat 8'de yine karşı karşıya olacağız. Görüşmek İyi çalışmalar şey. Diliyorum. Çok teşekkürler. Efendim 6 Nisan tarihindeyiz. Gün başlıyor. 6'dan bu yana devam ediyor malumunuz. An itibariyle kapatıyoruz, sonlandırıyoruz. Yarın saat 6'da görüşmek üzere. Ebru Baki para gündemle şimdi sizlerle beraber olacak. Bülent Aydemir de eşlik ediyor. İyi günler efendim. Hoşçakalın.